Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Suriye'yi konuşacaktık bu akşam. Fakat birdenbire, aniden e, bu MIT olayı büyüdü. Neredeyse özel yetkili mahkemelerle ve emniyetle MIT mensupları arasında bir savaşa dönüştü. Hükümet nerede duruyor? Daha çok MIT'in arkasında duruyor gibi bir görüntü var. Bütün bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Mit olayını anlamaya çalışacağız. Şu gündemdeki mit olayını anlamaya çalışacağız. Ama önce bir özet yapalım. Ne oldu? Ee, birinci aşama. Yedi aş altı aşama geçtik. Bu altı aşamaya bir bakalım. Birinci aşama. Dün akşam internet sitelerinde, bazı internet sitelerinde, ardından da bazı televizyon haberlerin kanallarında mit müsteşarı Hakan Fidan'ın İstanbul Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı haberi yayınlandı. Bu haber doğrulanmadı. Gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı kendilerinde böyle bir bilginin olmadığını söyledi. Hemen bu haberlerin yayınlanmasının ardından. Üçüncü aşama sabah saatleri MIT'ten resmi olmayan bir açıklama geldi. Bize bu konuda resmi bilgi gelmedi denildi. Ve bu sabah saat 11 İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen çıktı bir açıklama yaptı. Ve buna göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli MİT görevlileri Emre Taner ile Afet Güneş ve iki MİT görevlisinin yani toplam beş kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını doğruladı. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan isimlere bakıldığında hemen akla Oslo görüşmeleri geldi. Acaba Oslo'daki MİT PKK görüşmesi nedeniyle mi ifadeleri alınacak Hakan Fidan ve diğer MİT görevlilerinin sorusu sorulmaya başlandı. Ee, daha sonra KCK kapsamında tutuklanan ve Öcalan'ın avukatlığını yapan bazı kişilerin mit yetkilileriyle ilgili iddialarda bulunduğu söylendi. Bu nedenle Hakan Fidan ve diğer mit görevlilerinin ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Ee, bu iddialar gündemde yerini korurken. İlk tepkiler, hükümetten ilk tepkiler de gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Oslo'daki PKK görüşmesinin siyasi talimatla gizli olarak yapıldığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, müsteşarı hukuki olarak ifadeye çağrılamaz dedi. Saat 14 sıralarında yeni bir gelişme oldu. Emniyette deprem, İstanbul Emniyeti'nde. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ile Terörle Mücadele Şube Müdürü, Görevden alındı. Bu iki şube müdürü KCK soruşturmasını yürütüyorlardı İstanbul'da. Bu gelişmelerin ardından da bir e, rivayet daha çıktı. Adalet Bakanı'nın Ankara'dan İstanbul'a geldiği ve e, İstanbul'da adliyede, İstanbul'da özel yetkili savcılar nezdinde bir operasyon yapacağı, bazı savcıların görevden alınacağı bilgisi ulaştı. Bütün bu bilgilerden e, sonra da ne oluyor sorusu sorulmaya başlandı. Biz de bu akşam ne oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Çok değerli konuklarımız var. E, tam da bu konuyu iyi bilen isimler. E, Nihat Ali Özcan bizimle. Nihat Ali Bey merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. E, olayları siz de yakından takip ediyorsunuz herhalde. Bütün bu aşamaları ben biraz özetlemeye çalıştım. Faruk Mercan da yine bu o, olayları yakından takip eden bir isim. Siz de hoş geldiniz. Hoş Faruk buldum. Mercan merhaba. E, deneyimli bir isim, emekli büyükelçi Şükrü Elektağ da bizlerle. Sayın Elektağ siz de hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ankara stüdyomuzda da çok değerli konuklarımız var. Profesör Ümit Özdağ bizlerle. Hemen Ümit Özdağ da bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Özdağ. Merhaba. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. E, Ümit Özdağ'ın yanında da Mehmet Özcan var. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı kendisi. E, Mehmet Özcan Bey'e de merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir garabet var ortada. Ümit Özdağla başlayalım. Ümit Bey, ne oluyor? Kim kimle çatışıyor? Bize bir olayı berraklaştıran bir şeyler söyler misiniz? Anlamayanlar, bilmeyenler açısından mit var ortada. Mitin arkasında hükümet var. Karşı tarafta özel yetkili savcılar var, emniyet mensupları var ki bazıları görevden alındı. Nedir bu savaşın arka planı? Bir savaş mıdır bu? Yoksa başka bir şey mi var? Bir garabet var mı? Yoksa her şey normal seyrinde mi devam ediyor? Evet. Bu tartıştığımız konular çok rahat olduğunda nedense son olarak bana soruyu yöneltirsiniz. Ama tartıştığımız konu tartışılabilecek en zor konu olduğunda ilk soru bana yöneltildi. Hem de e, bu olayın perde arkasını e, açıklamam talebiyle. E, sayın Hakan bu bana yapılmış bir haksızlık. Çünkü ben de e, zihnimde henüz tamamen olayı e, netleştirebilmiş değilim. O kadar çok bilinmez var ki. Siz de ifade ettiniz. Bu soruşturma Oslo'yla mı ilgili, KCK'yla mı ilgili bilmiyoruz. Yani ortaya savcılığın iddiaları ile ilgili henüz hiçbir şey e, sızmış Ümit Bey. Ee, ile ilgili oldu. Ben de bugün. bugün. Evet, bir, bir dakika Ümit Bey bir dakika. Ee, gündüz saatlerinde önce Oslo ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. Akşamüstü ise KCK ağırlık <laughs> kazandı. Bir dakika şimdi Faruk Mercan diyor ki KCK ile ilgili olduğu belirginlik <laughs> kazandı. Resmi bir açıklama mı Şöyle ben. Başsavcı Vekili, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Sayın Fikret Seçen'in gazetecilere verdiği bilgi sizin verdiğiniz bir bilgi de düzeltmek lazım. <laughs> Şüpheli sıfatıyla değil ifadeye çağrılmalar. Yani Sayın Hakan Fidan ve diğer iki mit e, e, yöneticisi şüpheli sıfati, sıfatıyla değil, ifadeye çağrıldılar ve ifade ne, ne sıfatıyla ifade? KCK. Şöyle bazen bu belirgin değildir. Yani bazen savcı sizi ifadeye çağırır. Tanık mısınız, şüpheli misiniz? Bazen de bilgi sahibidir ya da sadece ifade sahibi Peki, diye geçer. Şüpheli sıfatıyla olmadığının altını çizdi mi savcı? Hayır, çizmedi. Sadece ifadeye çağrıldı. Ama şüpheli sıfatıyla çağrıldılar da demedi. Ee, diğer tarafta yani buradan, buradan yola çıkarak kesinlikle şüpheli sıfatıyla çağrılmamıştır da diyemiyoruz. 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 Evet, Peki. E de olayın KCK soruşturması ile ilgili olduğu da şu bugün itibariyle biliniyor artık. Peki onu nereden biliyoruz? KCK? Çünkü hem başsavcı vekili söylüyor Fikret Seçen hem de artık bugün Peki. Biz gazetecilerin elde ettiğimiz bilgiler, bilgiler var. Evet. Yalnız yine ben işin resmi tarafını ihmal etmeyelim. Ben Ümit Özdağ'ın son söylediğinin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oslo görüşmeleriyle ilgili de olsa o doğrudan Oslo görüşmeleriyle ilgili yapılıyor denmez. KCK ile ilgili yapılıyor denir. Şimdi diye Sayın düşünüyorum. Hakan, bir savcı durup dururken bir MİT müsteşarını filanca görüşme için diye çağırıyorum diye çağıramaz. Yani bir ben de Mesela onu Oslo söylüyorum görüşmesiyle yani. ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma açmasını gerektiren bir şey yok. Oslo görüşmesi hükümetin, Sayın Başbakan'ın karar verdiği bir istihbarat buluşmasıdır. Tek başına bir soruşturmaya konu edilmesi bence okuken çok mümkün de değil, Peki. şey de değil. Bu bilgiler yani, eşliğinde devam etsin o zaman Sayın Özdağ. Ee, evet. Ee, i̇kinci boyut hakikaten... E... MİT müsteşarının ve eski MİT müsteşarının ve eski MİT müsteşar yardımcısının ve diğer iki MİT görevlisinin halen görevde oldukları anlaşılan e, MİT yasasının 26. maddesi gereği e, böyle bir soruşturmaya biz gitmiyoruz diye bir cevap verme e, durumu olabilir mi? Başbakanla görüştükten sonra. Çünkü e, Başbakanın e, onay vermesi e, gerekiyor. Efendim diyebilirsiniz ki yani 251. madde CMK'nın buna cevaz vermiyor ama Türkiye'de hukukun değişik şekillerde yorumlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ben de buraya gelmeden önce değişik ceza hukukçularının hatta ceza yeni ceza yasasının yapıcılarından birisinin de içinde olduğu değişik hukukçuların görüşlerini dinledim. Bir berraklık bu noktada yok. Bu şey da, da önemli bir konu. Bir dakika. 24 saat bunu bir anlaşılan. açıklığa kavuşturalım. Evet. Yani sizin söylediğiniz asla önemli. Bugün en çok tartışılan konulardan biri bu. Evet. Çünkü Türkçe mit çalışanlarının görevleri icabıyla yaptıkları herhangi bir evet. işledikleri herhangi bir suçtan dolayı cezai takibata uğrayabilmeleri evet. için başbakanın izni gerekiyor. Fakat işi tartışmalı kılan evet. e, örgütlü suçlarda özel yetkili mahkemeler bu izni e, dikkate almaksızın Hı -hı. harekete geçebiliyorlar. Böyle tartışmalı iki farklı durum söz konusu. E, siz ona işaret ediyorsunuz. Buradaki Hı. tartışmaların devam ettiğini söylüyorsunuz. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet. 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 Yani başbakanın biz henüz bu konuda ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Başbakan eğer... Hayır ben bu soruşturmaya izin vermiyorum derse ortaya nasıl bir hukuki sonuç çıkar benim açımdan açık değil bilmiyorum hukukçular bu konuda ne derler ama başbakanın böyle bir şey söyleme ihtimali de her zaman geçerlidir Tabii bir başka husus. Emre Taner e, istifa, pardon görevden ayrıldığı bayağı oldu. KCK soruşturması benim bildiğim Emre Taner'den sonra gelişen bir soruşturma. Eğer sadece KCK ile ilgili olsa Emre Taner neden e, davet edildi bu sürecin içerisine bilemeyiz. Belki KCK tabii geniş bir alan. E, Oslo'yu da kapsayabilir. Diğer görüşmeleri de kapsayabilir. Müzakere sürecini de kapsayabilir. E, bütün bunlar... Ümit Bey, e, oldukça belirsiz. Ümit, Ümit Bey e, bu da e, önemli. Henüz bu söylediğiniz ve tabii konuşmalarımızı yaparken e, bu söyledi bir dakika bir, bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğiniz de önemli. Fa Faruk Mercan ne diyorsunuz bu konuya? Yani eğer doğrudan KCK ilgili ilgiliyse Emre Taner'in ne işi var bu sorunun? Ama KCK olayı ta 2007'ye gidiyor. Yani KCK operasyonları Emre Taner emekli. ne zaman emekli oldu? E, daha yeni işte şeyin yerine yani e, Hakan Fidan'ın Bir sene önce hocam. Tabii tabi, yani e, KCK operasyonları 2009'da başlamış olsa bile 2009 yani Diyarbakır'daki olaylar ama kurulması, faaliyete geçmesi falan 2007'ye kadar gidiyor benim bildiğim. Dolayısıyla Oslo'yu kapsamaz Emre Taner'in. Hayır e, sayın Hakan e, KCK daha doğrusu e, KCK soruşturması ile ilgili bir istihbarat meseleleri varsa Oslo'ya kadar dayanabilir ama başlı başına Oslo ben tek başına oslur olmaz diyorum. Şimdi şimdi e, da, tabii. daha iyi oldu. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Özdağ yeterli mi sizin şimdilik söyleyecekleriniz? Tartışacağız. Daha bir sürü ayrıntı var. Şimdilik ancak bunlar söylenebilir Peki. herhalde. ilerleyen aşamalarda başka şeylerde ifade edebiliriz. Çok teşekkürler. Ben hemen bir çok deneyimli bir diplomat, emekli diplomat Şük Şükrü daha dönmek istiyorum. Siz tuhaf, garip buluyor musunuz bu gelişmeyi? Nasıl gö görüyorsunuz? Tabiatıyla çok garip buluyorum, evet yadırgıyorum. Fakat tam anlamıyla olayın nereden doğduğunu, kaynaklandığı da tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Mahiyetini anlayamıyorsunuz. Evet, yani. Mesela KCK diyoruz, KCK ile ilgili diyoruz ama KCK ile nasıl bir ilgisi var? KCK içinde acaba bazı istihbarat elemanları mı vardı? Onlarla ilgili bir şey mi? Ee, e, evet, acaba o, o istihbarat iddi, evet. elemanları acaba o istihbarat elemanları e, mit tarafından çekildi e, efendim ve bu şekilde savcıların yapmış olduğu takibat e, bir nevi artık ne diyelim e, aksamaya uğradı çöküntüye uğradı acaba bundan mı ortaya çıkıyor bunların hiçbirini bilmiyoruz e, esas itibariyle Sayın Elektar çok çok özür dilerim Sa Faruk Mercan'ın elinde bir takım bilgiler var bize anlatsın yani nedir? Mesela vatandaşımız soruyor diyor ki ya bu KCK davası ülkemizin güvenliğiyle ilgili bir davadır. Memleketimizin güvenliğini sağlaması gereken teşkilatın başındaki isim bu davadan nasıl e, yargılanır? Bu davayla ilgili nasıl ifadeye çağrılır? Şimdi, yani e... memleketin güvenliğini ilgilendiren bir dava... Ve memleketin güvenliğini bir numaralı ilgilendiren bir kurumun başındaki isim o davadan yargılanıyor. Büyük bir tuhaflık yok e mu? Nedir bu yo, işin? Doğru tamamen haklı bir soru. Ama biz henüz e, Milli Sibarat Teşkilatı Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'ın ne maksatla savcılığa çağrıldığını tam olarak bilmiyoruz. Şimdi e, Sayın Erektağ dedi ki, e, acaba KCK içinde bazı mit mensupları mı vardı? Olmaması düşünülemez. Yani mesela en son e, tutuklanan... 50 civarında avukata operasyon yapıldı. Bunların 40 kadarı tutuklandı ve bunlara yönelik temel suçlama Kandil ile Öcalan arasında mesaj alışverişi, işte bir takım eylem planlarını götürmek, getirmek. Mesela onlarla ilgili olarak da bazı avukatların savcılık ve mahkeme ifadelerinde bazı faaliyetlerini MIT bilgisi dahilinde yaptıklarını söylediklerine dair iddialar var mesela. Bu, çünkü bu ifadeler de daha gizli, daha iddianame yazılmadığı için bunları bilmiyoruz. Ve e, somut olarak bazı MIT mensuplarının KCK soruşturması kapsamında e, bazı MIT mensuplarının zaman zaman çift taraflı çalıştıkları ve bazı önemli komplikasyonlara yol açtıkları ve bunlarla ilgili bir takım bilgilerin sağlıklı olarak savcılığa ulaşmadığı yönünde bilgiler var. Yani bir dakika, Şimdi sanıyorum şunu ki, mu diyorsunuz? MIT içinde bir takım elemanlar e, KCK'nın içine sızmışlar veya PKK'nın içine sızmış durumda. Aslında var. istihbarat görevi yapıyor. Bir dakika. Ya bir şu cümleyi bitireyim. Yani şunu mu diyoruz biz? Şu iddiamız şuysa çok vahim bir iddia seslendiriyoruz. Bazı MIT mensupları e, istihbarat faaliyeti toplamak üzere PKK'nın içine sızıyor, KCK'nın içine sızıyor. Fakat bunlar vatana ihanet ediyorlar. PKK'ya çalışmaya başlıyorlar. Bu mu yani? Sayın Hakan mı? bunlar olağan şeyler. Oluyor bunlar. Evet Bak, bize ne? garip geliyor Bunu, ama hayır. Şimdi mesela bu, diyelim bu soruşturma ki, bunun üzerine. Şimdi bir yapalım. örnek vereyim size. Mesela diyelim ki KCK'nın falan ciğerdeki sorumlusu aynı zamanda MIT mensubuysa mesela diyelim ki bir takım faaliyetler, eylemler varsa savcı da bunu istiyorsa bu bilginin savcılığa gelmesi lazım. Bu gelmiyorsa bu bilgi. KCK'nın falanca yerdeki sorumlusunun bir MIT mensubu olması normal bir şey mi? Olağan bir şey mi? E yani, yani MIT bazen, mensubu... Bazen istihbarat örgütleri örgütlere sızarlar tabii bu normal. Yani, tabii ya bu normal. Yani El-Kaide'nin filanca adamının CIA devlet, adamı olduğunu bir devletin, bilmiyoruz. Bir, devletin, bir devletin istihbarat teşkilatının bir terör örgütünün içine sızması normaldir. Peki o terör örgütüyle işbirliği yapması, vatana ihanet hayır, etmesi işbirliği Hayır, işbirliği olmuyor o işte. İşbirliği olmuyor tam anlamıyla. Yani esas itibariyle bir istihbarat e, örgütünün başarısıdır. Bir kendisine karşı olan, ülkeye karşı efendim, savaşan, mücadele eden e, bir örgütün içine adam sokması bir başarıdır esas bariyle. Yani bu böyledir, bu vardır. Fakat anlaşılan burada bizim bilemediğimiz başka durumlar var. Yani e, bir noktada belki e, mit efendim, içine sızırmış olduğu PKK elemanlarını çekti, bu şekildeki ve bu şekilde polisin ve savcılığın yapmış olduğu efendim e, e, faaliyetler intihar uğradı. E, bir takım zararlar gördüler. Bir takım karşılıklı kızgınlıklar ben olduğunu zannediyorum ben. Efendim bundan dolayı efendim bu gibi durumlar ortaya çıkabilir bizim, ama bunlar tahmin yani Anladım. ya bizim tam anlayamadığımız böyle şu şu var ama herhalde mitle emniyet arasında bir kızgınlık var onu anlıyoruz. Evet evet böyle bir öfke var bu ortaya çıkıyor konuşmalardan bu ortaya çıkıyor. Yani esas itibariyle tabiatıyla bütün bu işlerin gizlilik içinde yapılması, karşılıklı anlayış içinde yürütülmesi lazım. Veya Ama... şöyle söyleyelim isterseniz Sayın Büyükelçim, MIT galiba bu faaliyeti kendisine yönelik bir kızgınlık evet. olarak algıladı ki siyasi irade devreye girdi ve İstanbul'daki iki polis şefi görevden alındı. Belki de böyle değildi aslında. Belki de Milli İstihbarat Teşkilatı çok gereksiz yere sert bir reaksiyon gösterdi mesela. Aslında istenen bilgiler belki de savcılık tarafından Sayın MİT Müsteşarı ve o iki yöneticiliği soruşturma yönelik değildi belki de. Yani ama belki de böyle algılandı bilmiyoruz, ve... Bilmiyoruz, evet. bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz ama... <laughs> bir şeyler? Nihat Ali Özcan. Çok iyi ya, Bütün bu ya, şöyle. kuşkulara katılıyorum. Yani benim de hatırımda bunlar var esaslı bariyle. Ben şeyi şimdi şöyle, çok özür dilerim. Şöyle görüyorum. Ee, bilmiyorum siz de fark aynı mı düşünüyorsunuz Sayın Erek ve Sayın Mercan. Hükümet, Başbakan mitin arkasında. miti destekliyor. Özel yetkili savcılar ve polis ise antimit mitin karşısında böyle evet. bir tablo var. Ve benim gördüğüm bu. Sizin de yani e, yani olabilir. Po yani polisin antimit mitin antipolis olmasını gerektiren bir durum olmamalı. Tuhaf yani. Ya, olmamalı ayrı ama ortada böyle bir şey var. Nihat evet Ali Niyazım. Şimdi ben resme baktığım zaman ne görüyorum? Yani işte dolayısıyla bu söylediklerimin hepsini yüzde yüz doğrulacak verilere sahip değilim. Ama büyük ihtimalle bu, bu bütün parçaları birleştirdiğim zaman benim önüme şöyle bir resim çıkıyor. Demek ki ciddi bir kurumlar arası rekabet var. Yani hangi sektörde? İstihbarat sektöründe. Güvenlik ha istihbarat, istihbarat sektöründe ne zamandan itibaren var bu? 2005'ten beri yasal düzenlemelerle gittikçe artan bu rekabet zaman zaman medyaya zaman zaman akademi dünyasına zaman zaman televizyonlara falan yansıyan biçimde devam ediyor. Sorun da şu. Bu ülkede insanlara kurumlara ait verileri kim toplayıp kim bunu istihbarata dönüştürecek ve bunu kim kullanacak? Siyasi otorite mi yoksa kendini siyasi otoritenin yerine kullanan görenler mi? Şimdi burada bir rekabet var. Hiç kimse yoktur demesin. Şimdi biraz önceki söylediğimiz hikayenin arkasında ha, kurumlar arası var. Yani üniformalı ya da üniformasız kurumlar arasında bir rekabet var. Ama bir dakika şimdi tatlı bir rekabet değil. Mi? Hayır, hayır bir şey ha, demiyorum. yani, rekabet, ya, sanki. yani tat, rekabet tatlı olsaydı biz burada bunu konuşuyor olmazdık yani. Tabii. Bunun çünkü yan çıktıları da var. İki, bu sadece formel, yasal olarak anayasal kurumlar arası bir rekabet de değil. Bunun ne olduğunu ileride göreceğiz. Şimdi bir şey söylemiyorum ama buraya bir buraya bir altını çizmekte fayda var. Yani, ne demek ki? Hiç anlamadım. Bilmiyorum. Şöyle, şöyle. Bu kadarla mı? Yani bu mıydı? sadece 657 saat tabi devlet memurlarının ve anayasanın ve yasa, idare hukukunun kurduğu formel Devlet yapıları arası bir rekabet değil. Ha, arkasında zihniyetler var. Yani onu göreceğiz. Var. Yani onu şu anda bilemiyorum ama değil. Onu biliyoruz. Üç. Anlaşılan o ki... Ya, bir, size bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Üç, üçü unutmayın. Araya gireceğim. Yok, zaten unutmayacağım. Yazdım. Tabii tabii. Şimdi açık konuşalım mı? Hayır ben açık konuşmuyorum. Siz konuşabilirsiniz. Ben bu kadar konuşuyorum. Niye açık konuşuyorsunuz? E çünkü bilgi güç. Birileri zaten ona sahip olmaya çalışıyor. Hayır bak o kadar. Ben yani çok gizli bir bilgiden bahsetmeyecek. Hayır yok ben kendi açımdan buraya kadar. Benim sınırım Soruyu, buraya kadar. Ben so, soru sormama izin verin. Siz ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin geçelim. Olur mu? Tamam. Cemaatle hükümet mi karşı karşıya? Onu bilmiyorum. Cevap vermeyeceğim. Peki Faruk Mercana sorarım biraz. Tamam. Üçüncü konu. Görünen o ki yasal düzenlemelerimizde bir takım çelişkiler ve sarsaklıklar var. Nedir? İşte MİT e, mensuplarını ifadeye vermeye gidip gitmeyeceği ile ilgili. Hı. Ya da işte terör örgütü baş, başında lider olan bir genel okuma başkanının anayasa mahkemesi ya da şu mahkemeye gitmesini tartışmak gibi. Ya da işleyen prosedürle ilgili bir sorun var. Şimdi mesela neden iki tane polisin şube müdürü görevden alındı? Şimdi normal Türkiye'de şartlar nasıl işliyor? E, polis verileri topluyor. Bunu operasyona dönüştürüyor adamları alıyor, götürüyor şubede ifadelerini alıyor. Büyük ihtimalle soruların bir kısmını savcıya gösteriyor ya da kendi biçimlendiriyor. Büyük ihtimalle bu ifade alma işleri o şubede yaptılar. Evet, tabii. Şimdi ifade alma işini yaptı. Şimdi ifade alma işini yaptığınız adamlar sanık diye gördüğünüz daha doğrusu e, şüpheliler tabii hukukçu. Sonuçta hepsi hukuk fakültesi bitirmiş avukat 30 40 tane. Şimdi bunlar meseleyi nereye taşırlarsa politik olarak kendilerine avantaj kazandıracağını da biliyorlar. Bunlar tamam. da büyük itibariyle meseleyi aldılar. Ha siz bize bunu mu yaparsınız? Biz de ortada ne varsa her şeyi faş edeceğiz diye ortaya koydular. Altıra da imzayı attılar. Şimdi bu evrak savcının önüne geldiği anla itibaren savcının fazla yapacağı bir şey yok. Ya baştan kendi alacaktı ifadeyi. O zaman belli bir organizasyonla götürecek diye yok. Böyle almışsanız artık bundan sonrasını isteseniz de kontrol edemezsiniz. Demek ki şu şu e, pe, pek KCK operasyonunda tutuklanan avukatlar polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklandı. Ya başbakan niye kızdı bunları görevden alışı mı? Yani şimdi sorarsanız İstanbul Emniyet Müdürü bunun rutin müraydı. Rutin dedi. olduğunu söyledi, yani, söyledi yani. zaten. rutin 3 gün önce niye olmadı da bugün oldu? Tabii o, o çok mani. Benimki bir tahmin. Yani şey mi diyorsunuz ee, baştan yanlış yapıldı. Ha şimdi dör dördüncü neden de o. sebep de şu. Çok ciddi karmaşık bir probleme karşı karşıyasınız. Ya bir ülkenin istihbaratının başındaki adam Gizli operasyonla şeytanla bile görüşür. Ama bunu adabına uygun, usulüne uygun yapar. Şimdi bu bir. iki. siz politik olarak stratejik düzeyde doğru bir karar almış olabilirsiniz. Ama aldığınız bu doğru kararı taktik düzeyde yani en alt düzeyde doğru adamlarla götürmezseniz başınıza politik bir problem çıkar. Bu hadisede olduğu gibi. Yani KCK konusunda doğrudur stratejik olarak. O hiç itirazım yok. Yani hukuki açıdan şudur budur. Yani bu iş devletin ya da ülkenin bekası açısından, PKK açısından yapılması gereken bir işti. Bana sorsanız ne yapalım diye ben de size söylerim. Yani bu KCK meselesini kontrol altına almak zorundasınız. Ama doğru adamlarla, doğru zamanda, doğru biçimde ve doğru yerde yapmak zorundasınız. Yapmazsanız bunları doğru adamlara yaptırmazsanız yani Kişisel doğru reka Ay şöyle kişisel rekabetle bu işi karıştırırsanız doğru adamdan kaltı doğru adamdan kastım şu bu kararı verenlerin yaptığı işin büyük resimdeki anlamını takdir edecek bugünutta olması lazım şimdi doğrudur ben şuna eminim burada bu işleri yapan insanlar gecelerini göz, gündüzlerine kattılar binlerce zaman harcadılar büyük iş yaptıklarına da inanıyorlar ama kaliteli iş yapamadığınız için sonunda gördüğünüz gibi herkesi bize dahil meşgul ediyorsunuz Peki e, polis yaptı değil mi onu? bu, tabii muhtemelen o yaptı. Poli, yani. yani bu, polisin operasyonu evet. KCK. Ya ben bir şey demiyorum sonuçta o zaten işte. tamam, yani, zaman. Polis operasyonu yaptığı zaman operasyonu yapıyor ve sonuçta operasyonun boyutlarını o kadar genişletmiş durumda ki mite kadar gitti iş. Ya evet, şimdi Sakan kontrolden çıktı. Diyorsun. iş kontrolden çıktı. Kontrolden şimdi yani... Sayın Ahmet Hakan öyle bir tablo çiziliyor ki sanki savcılar polislerin uydularıymış gibi. Sanki Polis öyle bir güç ki savcılar polisin önünde el pençe divan. Ya bir emniyet müdürünün siz bir savcıyla konuşması bir muhatap olun. Sayın savcım ceketinin düğmesini iliklemek zorunda bir polis şefi savcıyla görüşürken. Dolayısıyla teorik olarak evet Türkiye'deki bütün operasyonlar polis operasyonu. Çünkü polis savcının elindeki kol, kolluk gücüdür. Ama şimdi KCK operasyonunun tamamı biz ya o savcılar bir de yeni jenerasyon savcılar var şimdi Türkiye'de. Öyle bakın daha geçen 30 tanesi şeydeydi 15-20 tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ziyarete gittiler. Dolayısıyla ...bu savcıları tamamıyla devre dışı bırakıp... ...işte KCK, Ergene kombalıyoruz bu... Öyle demedi ama ben Hayır, öyle bir anlamadım. Şey anlamadım. Ben size Saldım. değil, değil. Ben sizin e, yani şeyinizi demin dediniz ya siz... ...yani bu polis yapıyor ona ben e, o anlamda... Hayır, ben... ben şu... ...yani tamam polis ve savcılar yapıyor KCK operasyonu... ...ona bir şey demiyorum. E, zaten siz de sanıyorum... Yani, ...bu de operasyonu şey ki, kim ya yapıyorsa de... yapıyor... ...yani savcı ya da polis kim yapıyorsa yapıyor... ...sonuçta operasyonun yapılışı... ...bu operasyonu doğru buluyorum yapılış biçiminde kalite sorunu çıktı ortaya diyor. Bu da zaten geldiğimiz nokta bir kalite sorununa işaret ediyor. Sayın Özcan'ın dediği doğru bence. İşte kalite sorunu nereden kaynaklanıyor? Onu tartışmak Tartışacağız. lazım. Tartışacağız peki. Tabii. Şimdi son Bitti mi? Şeyde, Bitti mi? Şeyde, yok, bir şey çok pardon son bir konu. İşte burada şunu gösteriyor. Demek ki ya yani devlette bütün kurumların bir harmonize ve senkronize biçimde işlemesi lazım. Demek ki ortada bir senkronizasyon problemimiz var. Ben de şunu anlamıyorum. Ya bu emniyeti Emniyet Teşkilatı'nı hükümet atamıyor mu? Hükümetimiz atıyor. E, bu yeni HSYK falan yeni oluşumlar nedeniyle savcılar, özel yetkili mahkemeler bunlar da hükümetle uyum içinde, ahenk içinde olması gerekiyor. Emit Müsteşarı'nı hükümet atamış. Yani bütün bu atamalarda, bütün bu e, operasyonlarda hükümet bir fiil e, görev almış ve bir fiil yürütmüş bu işleri. Bu isimleri o belirlemiş Şimdi bir hükümetin belirlediği bu isimler arasında nasıl oluyor da senkronizasyon problemi çıkıyor? Hani şöyle olsa anlarım. Diyelim ki MİT müsteşarı ta geçmiş dönemlerden kalmış. Bu hükümet onu değiştirmemiş falan. Ya da emniyete henüz daha nüfuz edememiş ya da HSYK değişmemiş, hakim ve savcıları bilmiyor falan. Böyle bir durum yok. Ben bunu Şişt, anlamıyorum yani. yani. Bu gayet normal bir şey. Sonuçta bir birey var insanlardan. yani. Bunu sonuçta hükümet, siyasi otorite bunlar atsa da sonunda bireyler arası rekabet var. Değil Ama mi? bu kurumlar iş bireyler arası, arası, arası rekabet var. rekabeti, e, rekabeti yani. aşmış bir şey. Ya şimdi şöyle düşünün yani şimdi ben A kurumunda müdürüm. Siz de aynı kurumun B şubesinde müdürsünüz. İkimizden biri terfi edecek. Ama Hangimiz daha az önce çok... Siz konuşmanızda dediniz ki bu iş dediniz öyle çok sadece bireyler arası, kurumlar yani arası rekabet sadece, değil. Yaşa, Arkada bir zihniyet. Analiz, analiz düzeyiyle ilgili bir iş. Bireysel olarak bir rekabet var, yapısal olarak bir rekabet var. Kurumlar arası rekabet, yani, anlayış farklılığı var. Peki anlayış farkı olmaması lazım mesela. tam bireysel rekabet ha, ya. tamam. Şimdi aynı hükümet e, aynı atamayı yapıyor. İki kurum arasında anlayış farkı çıkıyor. Ben bunu pek anlamıyorum. O şöyle mümkündür. Şimdi bir hukukçunun bir meseleyi okuma biçimiyle, bir kolluğun okuma biçimi, bir akademisyenin okuma biçimi ya da bir gazetecinin okuma biçimi aynı değildir. Peki. Yani bu me kurumsal me kültürle ilgili bir şey. Mehmet Özcan Bey siz ne diyorsunuz? Şimdi Sayın Hakan Mehmet Bey, e, bir, şey e, önce, at... bir, bir şey sorabilir miyim? Az önce bir şey sorabilir miyim size? Ki. Az önce Nihat Ali Özcan'a sordum, dedim ki bu iş böyle cemaat hükümet kavgası mıdır? Diye o dedi ki ya ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Siz verir misiniz? <laughs> Şimdi şöyle e, olayın e, siz önce sorun nerede olduğunu bir tespit etmemiz gerekiyor. Yani ben bugün e, bu olayın MİT müsteşarının, eski MİT müsteşarının ve diğerlerinin ifadeye çağrılmasını şöyle okuyorum. E, i̇ki şık var. Oslo ve KCK. Oslo olsa idi bu devlet sırrı kapsamına göre ve buradan bir şey çıkmaz. Ve burada Oslo olmuş olsa büyük ihtimalle MİT kanunun e, teşkilat kanunu 26. maddesinden dolayı zaten başbakanından izin alınması gerekir. Olay KCK boyutuyla ilgili olduğundan dolayı e, bu ilgi de nereden ortaya çıkıyor? Bu kadar sıcak bir ortamdayken İstanbul'da hem ispat hem terör müdürünün el çektirilmesi hem de bunların KCK operasyonlarının yünitel kişiler olması. Bu olayı çok net olarak yarın eğer ifade verirlerse Sayın Fidan ve diğerleri bu olayı KCK bağlantı bir olay olduğu haline getiriyor. Bu biraz daha güçlü bir emare oluyor. Yani ben. Oslo üzerinden okuma yapmak istemiyorum. İkinci tamam. tarafı. Ya birinci. Bir. Siz diyorsunuz ki Eğer, e, bir ma ma hı. şeyi atalım diyorsunuz. Şu Oslo alternatifini bir tarafa bırakalım. Ağırlık KCK'dır. Çünkü onun emarelerini görüyoruz diyorsunuz. Doğru. Evet. E, KCK olduğu evet. biraz daha bariz. İk İkincisi. Şimdi KCK ile ilgili niçin... E, ifadeye çağrılıyorlar veya işte tanıklıklarına başvurulacak. Bunları niçin çağrıldığını yarın daha net öğrenebilme imkanımız olacak diye tahmin ediyorum. Bu yapılan operasyonlarda özellikle önderlik komitesine yönelik operasyonlarda alınan avukatlar ve bunların bağlantılı olduğu yani MIT'le bağlantısının nerede olduğunu tespit edebilirsek olayı biraz daha somutlaştırmış oluruz. Olay biraz dağıldı. Olayın somut hali e, bugün sosyal medyada da duyuldu. Bazı MİT mensuplarının il müdürleri olması özellikle de önderlik komitesi bağlamında bazı MİT mensuplarının atlarının geçmesi. Yani sanık ifadelerinde bunların atlarının geçmesi. Şimdi bu olay MİT'le bağlantı noktası burası. MİT tabii ki devlet güvenliği aleyhine bir faaliyet işleyen bir örgüte KCK terör örgütüdür. Bunun içine eleman sokacaktır. Bu insanlar faaliyetlerini yürütürken eğer suça bulaşma ihtimalleri varsa ve bunlarla ilgili savcılığın elinde bildiğimiz bir bilgi yok şu anda. Savcılığın elinde bununla ilgili bir iddia varsa burada tabii ki çok bıçak sırtı bir durum söz konusu. <laughs> Bu insanlar görevini mi yapıyor yoksa görevini aşarak örgüte yardım mı ediyor? Bununla ilgili iddialar olmasa KCK konusu gündeme gelemez. <laughs> KCK konusu gündeme geldiğine göre büyük ihtimalle böyle iddialar var. Böyle iddialar olduğundan dolayı bu operasyonlar yapılmıştır. Ben şimdi yani burada operasyonların yapılış tarzıyla ilgili bir kalite sorunu olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu konuda da uzun süreden beri çalışıyorum. Operasyonları da çok yakından takip ettim. İstanbul Kent Meclisi operasyonlarından başlayarak 4 Ekim'deki operasyonlardan bu yana 5 dalga halinde temel olarak yapılan operasyonlarda elebaşlar alınmıştır. Ve çok spesifik insanlar alınmıştır. O nedenle bu operasyonları biz yapılış tarzı itibariyle şunu göre, görmemiz gerekiyor. Savcılığın nezdinde yapılan operasyonlardır. Savcılığın özel yetkili, savcıların nezaretinde polis tarafından yapılan. Niçin polis yapılıyor? Çünkü bu polis bölgesinde yapılan Peki, bu eylemler. Mehmet Bey, yani, şimdi buraya kadarsa, bir dakika. Şimdi görevler bunlar. Siz, şimdi, ka, şimdi kalite Hı. sorununu gündeme getiren olay KCK operasyonunun e, geldiği bu noktadır. Şimdi geldiği nokta şu. En sonunda KCK içerisinde MIT mensupları olduğunu belirliyorsunuz ve bu nedenle bu evet. insanların yasa dışı işlere bulaşmış olabilecekleri şüphesi taşıyorsunuz ve yine bu nedenle MIT müsteşarını ifadeye çağırıyorsunuz. Şimdi bu bir garabet değil mi? Burada bir tuhaflık yok evet. mu? Ya bu bu normal bir şey mi? bu, bu normal olabilir mi? kalite sorunu derken Sayın Özcan bunu yani bu hangi seviyede baktığınızla ilgili oradaki polis memurunun, komiserin, başkomiserin yaptığı ya, işle ilgili bir şey söylemiyorum. Sonuçta 75 milyonluk Türkiye'de uğraştırdığınız mesele, getirdiğiniz mesele burada. Yani bu kalite bir şey böyle bu, mi olurdu? Bu, 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 yani? Tuhaf bir şey değil mi? Sanki hani bu çok doğalmış gibi konuşuyoruz. Yani ya işte e, avukatları dinlediler, savcılar, polisler. Baktılar ki MIT'in bazı elemanları KCK'nın üst düzey sorumlusu haline gelmişler. Bu nasıl olur diye MİT Müsteşarı'nı ifadeye çağırıyorlar. Böyle bir tuhaflık olabilir mi? Murat Türkiye gerçekten de. Sayın Özcan. Sayın Hakan. Yani şöyle düşünün. Tam tersini düşünün. Ee, bir güvenlik grubu, yani bu polis olabilir, jandarma olabilir. Operasyon yaparken bu operasyonların içinde e, sıradan çıkar amaçlı suç örgütlerini düşünün. Bunun içlerinde... Güvenlik şu ana kadar mit mensubu, polis mensubu, emniyet mensubu, efendim jandarma mensubu veya askerden insanlar olmadı mı yapılan Oldu. operasyonlarda? Oldu. Ama yani biz ama Özcan, Sayın, yapılan Sayın bir Özcan. Operasyonda... Sayın Özcan, bir dakika. Oldu. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama bir polisin yasa dışı bir işe bulaştığını saptamak çok kolaydır. Orada çünkü polisin göreviyle yasa dışı iş arasındaki ayrım çok barizdir. Ama bir mit mensubunun ...yaptığı istihbarat faaliyetini... ...teröre bulaştı mı... ...bulaşmadı mı diye saptamak... ...çok zordur. Çünkü oradaki... ...vazife, görev... ...çok değişik bir görev, muğlak bir görev. Onu siz böyle polisiye önlemlerle... ...savcılık ha, ifadeleriyle... Evet. ...kolay kolay tanımlayamazsınız... ...diye düşünüyorum. Ben de hani ne istihbarat... ...bilirim ne polis bilirim. Ama... Ama Sayın Hakan, ...benim dışarıdan baktığım göz bu. Ben de şunu söyleyeyim. Yani... Ee, bu soruşturulmasın mı? Böyle iddia var ise ki bununla ilgili iddialar olduğu artık emaneler ortaya çıkmış durumda. Bu iddiaların incelenmemesi gerektiğini mi o zaman düşüneceğiz? Yani, yani bir ister bu içinde olsun, bir, bir, ister ister başka yerde olsun. Bu da güzel bir soru. Sayın Elekta ne diyorsunuz? Diyor ki varsa bunlar soruşturulmayacak mı? Efendim tabii ki yani garabet diyorsunuz ama diyor yani ortada böyle bir iddia varsa ne yapacağız diyor. Tabii soruşturulacak fakat şimdi ben biraz daha işi karıştırmak istemiyorum ama bu haberler ilk çıktığı zaman şöyle intikar etti basına ve ben orada bazı gerçek izleri olduğu kanısındayım. Denildi ki MIT-PKK görüşmeleri hakkında, MIT'le PKK görüşmeleri hakkında ki bu Öcalan'la görüşmeleri de aynı zamanda Oslo görüşmelerini de kapsıyor. Bu görüşmeler hakkında bazı MIT unsurları tarafından KCK'ya bilgi verilmiş denildi. Yani ilk haberler böyleydi hatırlayacaksınız. Ama Sonra o haberler değişti. Bugün e, değişti, gündüz de, saatlerindeki değişti. haberler. Evet, evet. Şimdi e, Sayın Mehmet Özcan'ın özetlediği noktaya gelindi, en son. Evet. O ağırlık kazandı, değil mi? Evet, tabi tabi tabii. Evet. 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 E, e, ama yani ben bunu da göz ardı edilmemesi gerektiği kanısındayım. Hala diyorsunuz o geçerliliğini korumalı. E, bence bence evet. Bence bu hala olduğunu zannediyorum bunun ölçüde Çünkü teşhis koyamadık zaten. <laughs> Ben yani ben daha prensip sorusu sormak Ahmet Bey, Sayın evet. Elektan söylediği şu nedenle haklı. Yani bu alınan 40 avukat, daha doğrusu 50, bazıları tutuksuz, bazıları tutuklu. Bunlar ne söylediler? Çünkü bunlar neyin kuryeliğini yapmakta suçlanıyorlar? Öcalan devletin kontrolünde bir şahıs. Aynı zamanda MIT'in de görüştüğü ve 2006'dan bu yana da MIT'in kontrolünde İmralı'da biz öyle biliyoruz. Yani daha evvel genelkurmayın kontrolündeydi. Şunu demiş olabilirler. Yani bizim KCK olarak yetkililerimiz şu şu isimlerdir demişlerdir. O isimler de MIT mensubu olabilir. Ya da ya da şunu da söyleyebilirler. Bazıları mesela demiştir ki ben aynı zamanda Milli Sibara Teşkilatı'yla da müşterek çalışıyordum. Bazıları da demişlerdir ki ya ben bu faaliyeti yaptım ama ben devletin bilgisi dahilinde bu faaliyeti ben avukat şeyimi kullandım. Gittim oraya bunu aldım bu eylem planı da kandil ama yani bir suç işlediysem devlet tamam beni yakalasaydı. Devletin falan. iki güvenlik birimi bu konuda organizasyon yapmalı, birlikte çalışmalı e, ve birlikte çalışarak bu sorunu halletmeli değil mi? Yani, yani evet, Cumhuriyet bu, Savcılığı aracılığıyla ifadeye çağırmak maalesef, da ne oluyor? Maalesef yani bakın yani, hocam. Ben anlamıyorum. Yani, yani. Sonda buraya bakın geldi ya. Hiç <laughs> evet. evet. Prensip olarak tabii söylediğiniz gibi. Sayın Hakan Ama, araya girebilir miyim? Eee iznimi. Buyurun tabii nasıl olursa. Buyurun Sayın Özcan biz nasıl olsa İstanbul'dayız size söz verelim buyurun. Evet. Şimdi şöyle diyelim, yani e, bu olayda biz e, iki kurum diyoruz da mitle yani mitle emniyetin veya jandarma'nın operasyonlarda beraberce çalışmasını söylüyoruz doğru. Ama terörle mücadele mitin terörle mücadeleye bakışı daha global ve politikalara yöneliktir. Dolayısıyla jandarma veya kolluğun polisin yapmış olduğu faaliyetler operasyonel faaliyetlerdir. O nedenle arasında her şeyle bütün operasyonları mit, jandarma, polis üçgeni. He, sürekli beraber çalışacak diye bir şey yoktur. Operasyon aşaması artık e, fiili öyle değil. kolluğa geçer. İki yapmış olduğu onu anlıyorum. Bu söylediğiniz gayet doğal, gayet doğru bir şey söylüyorsunuz. Fakat mevzu meselemiz o değil. Mesele şu. Tabii ki her an birlikte çalışmazlar ama sonuçta MIT mensupları ile ilgili bir şüphe doğduğunda, kolluğun bir şüphesi doğduğunda bunun hal yolu kamunun önünde MIT müsteşarını ifadeye çağırmak mıdır? Yoksa ee, bunun başka mekanizmaları olmaz mı ilk eş güdüm anlamında? Evet, yok, iki çok kurum arasında. Doğru, tabii. Yani benim bildiğim tabii. herhalde bu işin bir... Tab ne, buna ne, kesinlikle tabii evet, öyle olması lazım. Söylemiş olduğunuz gibi olması lazım. Fakat yani şimdi e, e, devlet bürokrasisinde çalışmış olan herkes bunu yakından bilir. Herhalde Sayın Öcan da gayet iyi biliyor bu iş. Eskiden de böyle kuvvetli rekabet vardı. Yalnız o zaman şöyleydi. O zaman bu rekabet esas itibariyle mitle efendim askerler arasındaydı. Asker arasındaydı. MIT'le askeri makamlar arasındaydı. Ve orada o zaman daha böyle hegemon bir güç olan efendim asker sözü daima ağır basıyordu. Bunlar ortaya çıkmıyordu. Yani esas itibariyle o sizin söylemiş olduğunuz görüşme mekanizması ile bu işlerin efendim kapatılması, bu işlerin efendim içeride dışarıya sızmadan halledilmesi lazım. Bu eskiden oluyordu nasıl oluyordu çünkü askerin ağırlığı vardı. Şimdi asker o ağırlığını kaybetti. Asker o ağırlığı kaybedince efendim bütün unsurlar efendim kendi aralarındaki çekişmeleri eşit güç haline geldiler. Eşit güç haline geldiler. Ama hükümetin çıkıyor yani Ama bu, hükümetin de altındalar yani. Altındalar ama işte böyle durumlar oluyor zannediyoruz efendim. Şimdi burada belki yardım olur diye söylüyorum. Hatırlayacaksınız bu e, Oslo e, daki görüşmeler, PKK e, efendim e, mit görüşmeleri, e, e, internet ortamına düştüğü zaman e, efendim tabiatıyla bu o, büyük bir şok oldu. ve O zaman e, Sayın Başbakan çıktı dedi ki yani bu esaslı barla e, hükümet görüşmemiştir, devlet görüşmüştür efendim diye şeklinde bir ifadesi oldu. Arkadan beklendi. E, Mit e, MİT müsteşarlığı bir açıklama yapsın diye. Oradan bir açıklama gelmedi. Gene başbakan bir açıklama yaptı. O yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Dedi ki normaldir. MİT efendim herkese görüşür. E, devletin bir koludur, bir uzvudur. Efendim görüşür. Yapılan iş... E, ülkenin çıkarlarıyla bağdaşmaktadır. Yanlış bir şey yoktur dedi. Arkadan da şunu söyledi. Çok, ilginç o. Dedi ki eğer dedi e, efendim e, MİT müsteşarı dedi bir hata yapsa bile dedi biz onu koruruz dedi. Biz onu koruruz dedi ve onu harcamayız dedi. Hatırlayacaksınız. Evet evet. Arkadan da daha başka bir laf etti. O, söyleyi, o söylediği hususta şuydu. Bundan sonra biz PKK'ya karşı hoşgörülüğü dayanmayacağız. Davranmayacağız gibi bir laf etti. Yani şimdi bu şunun için söylüyorum. Benim görebildiğim kadarıyla yani hükümetin ve Sayın Başbakan'ın MIT'e karşı özel bir tutumu var. Yani o teşkilattan, efendim e, yaralandığı karşısında çok kuvvetli, başına getirmiş olduğu kişiyi de tutuyor, sağlam bir şekilde tutuyor. E, gene o zaman ortaya çıkan bir takım e, şayyalar vardı, e, efendim e, mit müsteşarını, yeni mit Müsteşarı'nın efendim karşısında bir takım gruplar var onu MIT alaşağı... içinde mi? ama. MIT, MIT ama... MIT içinde ve mi dışında. Hayır, dışında da var. Evet, evet, bir takım gruplar var onu alaşağı etmek istiyorlar falan diye bir takım sözler çıkmıştı o zaman da. Yani burada diyorum ki e, MIT'in e, hükümetten de almış olduğu efendim, güçle e, efendim, daha böyle bir kendisini empoze etmek ister bir hali var, bir tutumu var. Fakat bazı kuruluşlar da bunu tam anlamıyla e, <laughs> zannediyorum. İşte bu noktada deniliyor ki e, MIT'in arkasında hükümet var, polis Ol. ve KCK operasyonunu yürüten polis ve savcıların arkasında da cemaat var deniliyor. Tabii bu bir rivayet. Bunu ne kadar ciddi alır ve evet, konuşuruz ben, bilmiyorum. ben de onu bilmiyorum. Herhangi bir şekilde o konuda konuşacak Ümit Özdağ bir Bilgiye şey der bu sahip konuda. Sahip değilim. Evet. Bu konuda bir şey der misiniz siz? Pardon. Pardon bir daha tekrardan söyleyeceğim. Evet. Efendim? Ümit Bey tekrarlar mısınız sorusunu e, kaçırdım lütfen şöyle yani e, başbakan mitin arkasında olduğuna dair işaretler verdi e, süreç içerisinde dedi Sayın Elekdağ evet. e, başbakanın evet. arkasında olduğu bir kurum mit özel yetkili savcılar ve KCK operasyonunu yürüten emniyet güçleri de polis e, müdürlerinin de cemaatle bağlantılı olduğuna dair rivayetler yani Dolaşır öteden beri ortada. Buradan yola çıkarak da deniliyor ki bu iş acaba hükümetle cemaat savaşı mı? Yani onların arkasındaki güç bu mu deniliyor? Ne ne diyorsunuz bu konuda bir bir şey söyler misiniz yoksa rivayetler şimdi, üzerine konuşmayız da diyebilirsiniz yani o geçebiliriz bunu. Şimdi dediğiniz gibi bunların hepsi e, genel spekülasyonlar. Bu spekülasyonların muhakkak bazı doğruluk parçaları da olabilir ama. E, benim elimde en azından e, bunun üzerinden bir açıklama yapacak kadar e, bilgi yok. Ondan dolayı ben meseleyi bu zeminde tartışmanın e, en azından şu aşamada verimsiz olduğunu düşünüyorum. ama bir başka boyutu var meselenin o da pe, milli İstihbarat teşkilatının yani, bazı ben, unsurları ne olur Oraya, oraya girymeyeK sizi kesmeyeceğim sizin göz bu, sözünüzü kesmek istemiyorum. Buyurun. E, tam da onu tartışacağız zaten. Yani evet. ben e, bunu anlamak istiyorum. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı KJK'nın PKK'nın içine sızsa, sızmış olsa bu bir başarıdır dedi evet. Sayın Elekdağ. E, peki hangi hangi noktada bu başarı denilen olay soruşturmaya tabi tutulmaya değecek denli bir ihanete dönmüştür? Dönebilir mi? Şimdi bunu tartışacağız. Ama bir durun isterseniz şu mevzuyu bir kapatalım ondan sonra e, buna geçelim bir reklam arası da vereceğiz Tom. ondan sonra tam bunu konuşalım. Ne diyorsunuz Tom. bu cemaat e, hükümet şeyi savaşı meselesine? Şimdi Sayın Ahmet Hakan demin dediniz ki siz Sayın Nihat Ali Özcan da söyledi ya bu eğer emniyetle mit arasında böyle bir şey varsa ya da bazı mit mensuplarının bir takım olmaması gereken ilişkilere girdilerse bunun devlet kendi içinde niye halledemedi de niçin bu savcılığa taşındı bu çatışma çıktı ortaya. Ben size şöyle bir soru sorayım, şeye geleceğim, e, MIT'in MIT arkasında kim var, emniyetin arkasında kim var. Şöyle bir soru sorayım size, son 30 yılda Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en gizli faaliyeti hangisidir? Abdullah Öcalan'ın getirilmesi mi? Yok, o açıktı, getirildi yani. Bana göre Sayın Erektağ, son 30 yılda Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en gizli faaliyeti Oso görüşmeleridir. Bundan daha önemli bir istihbarat faaliyetini ben bilmiyorum. E, Milli İstihbarat yani. Teşkilatı... Belki Eğer, vardır da yani Oslo hayır, görüşmeleri açığa çıktığı ol, için biliyoruz. Hayır, olsa, hayır bakın olsa olsa emaresi falan çıkar. Milli Sibarat Teşkilatı ile ilgili ne kitaplar yazıldı. Şimdi bir Milli Sibarat Teşkilatı'nın yaptığı en gizli faaliyet henüz bu faaliyetin ilgili olduğu mesele süreç başarıyla tamamlanmamışken. Mesela şunu anlarım ben. Süreç başarıyla tamamlanırdı. Açılım meselesi, Kürt meselesi biterdi. Terör dağdan inerdi. 10 sene sonra bir gazeteci bu haberi patlatırdı. Ya bakın süreç bitmeden patlatılması için süreç bitmeden patlatılması bir kalite meselesi arayacaksak Sayın Özcan'ın onun mitin içinde arayacağız biliyor musunuz? Şimdi ben. Bir de dışında da arayacağız. Şimdi bir, de, bir ben tamamım izninizle. Şimdi bakın şöyle bir paradigma ile biz hareket ediyoruz. Yapay bir paradigma. Kürt meselesinin çözümünde, terör meselesinin çözümünde iki tane yaklaşım var. Bir tanesi siyasi çözüm, ılımlı, ılıman çözüm. Bir tanesi ise KCK olayında olduğu gibi herkesi toparlayacağız. Ilıman çözümü kim temsil ediyor? Hakan Fidan temsil ediyor. Sert çözümü kim temsil ediyor? Emniyet. Peki bu emniyet genel müdürünü tayin eden kim? İçişleri Bakanı, KCK meselesinin sözcüsü durumunda değil mi? Her gün konuşuyor Sayın İçişleri Bakanı. İşte bizim de Sayın kafamız... AK Parti Hükümeti'nin... Şimdi bakın. Kafamız bu yüzden Sayın konuşuyor. AK Parti hükümetin İçişleri Bakanı her gün KCK konusunda konuşmuyor mu? Dolayısıyla şimdi MIT'in arkasında şimdi Sayın MIT Hı. müsteşarı, Sayın Başbakan tarafından tayin edilen bir kişidir. El, elbette %100 güven duyması çünkü daha evvel Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yapmış. Ama ben burada e, denklem yanlış kurulduğu için. Ha bu tarafta şöyle bir mesele var. Ha bunun arkasında bunlar var. Şimdi kaldı ki. ya bir dakika, şunu mu diyorsun? Ya yavaş gidelim. Ya anlamıyorum ki. <laughs> Mitin arkasında başbakan var, tamam. E, emniyetin arkasında da başbakan Aynı var. Aynı başbakan Bunu mu var diyorsunuz? Evet. Aynı, Aynı başbakan. Buradaki Doğru, sıkıntı. Şimdi bu yönü de var. yani. yani. Bura, buradaki sıkıntı, Sayın başbakanın, Sayın Hakan Fidan'ın arkasında durmasını, emniyeti bu tarafa atmasını gerektiren bir durum yok. Öyle bir durum olursa, bu 250 bin kişilik emniyet teşkilatının arkasında kim duracak? Ya yani bu emniyet anlatabiliyor muyum yararlı ya da yargının bir yargırı. kısa ara buradaki verip de Sayın Hakan, bunları konuşalım mı yani bir? buradaki durum biraz kritik bir durum onu bir konuşalım yani şey tamam. değil şu, şu kritik olan şey şu istihbarat faaliyeti yapılırken ihanet edildi mi hayır o var bir de birbirine bakın birbirine mani değil bir terörle mücadelede milli istihbarat teşkilatının görevi siyasi çözüm peşinde koşmak emniyet ve savcılığın görevi de terörle mücadele etmek ikisi birbirine mani değil ki yani emniyet eğer bu görevini yaparken MIT'i baltaladıysa ya da MIT bu görevini yaparken emniyet tarafından baltalandıysa onları konuşmak lazım. Şu anda galiba işte onu konuşmamız lazım. Baltalama var herhalde değil mi? Nedir işte bunu bir konuşmamız Peki, lazım. Peki kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. tarafsız bölge devam edecek. Çok ilginç bir noktaya geldik. Geldiğimiz nokta şurası tartışmada. KCK ya da PKK'nın içine MIT görevlileri sızdıysa, KCK operasyonu yapan polis bu görevlileri tespit ettiyse, bu görevlilerin yasa dışı işlere bulaştığını tespit ettiyse bütün bu tartışma, bütün bu kavga buradan mı çıkıyor? Geldiğimiz nokta burası. Ee, bu noktayı tartışacağız. KCK'nın içine sızan mit elemanlarını konuşacağız. Onlar hangi eylemleri yapmış olabilirler ki yasa dışı eylemler olarak bunlar mütalaa ediliyor, değerlendiriliyor? Bu konuyu tartışacağız. En nazik tarafı, işin en nazik tarafı diyebilirim. Ee, en önemli tarafı diyebilirim, en hassas tarafı diyebilirim bu konu için. Ee, Profesör Ümit Özdağ, Profesör Mehmet Özcan, Emekli Büyükelçi Şükrü Elektağ, ee, Faruk Mercan ve Nihat Ali Özcan konuklarımız kısa bir aradan sonra bu en hassas bölümü konuşmak üzere karşınızda olacağız mit olayını. tekrar birlikteyiz. Ee, devam ediyoruz. Az önce de söyledim. Meselenin en nazik noktasını konuşacağız şimdi. En hassas noktasını konuşacağız. Ee, şimdi Sayın daha çok tecrübeli bir isim ve dedi ki bize istihbarat kuruluşları istihbarat faaliyetleri yaparken terör örgütlerinin içine sızabilirler. Bu meşru bir şeydir. Yani bu hatta bir başarıdır o istihbarat örgütü açısından dedi. Ee, peki işi yasa dışı noktaya, sorgulanma noktasına taşıyan durum nedir bizim örneğimizde? Yani KCK'nın içine sızma başarısını göstermiş MIT yetkililerinin polis ve savcılık tarafından sorgulanma noktasına gelmeleri nedendir? Şimdi bunu anlayacağız. Bunu konuşmaya çalışacağız. Ümit Özdağ. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Sayın Hakan, ben bu programa sabah ben bu programa sabah sizin asistanınız tarafından davet edildiğim zaman dedim ki ne konuşacağız? hocam dedi ilk önce 45 dakika kadar bu işte mit meselesini konuşacağız. Sonra Suriye'yi tartışacağız. Tamam o zaman geliyorum dedim. Açık söyleyeyim programın tamamının bu konu olacağını söyleseydi bana gelmezdim. Peki Çünkü, Sayın Çünkü e, biz şöyle bu, bir dakika ben programa, bu programa bu programa katılan şunun için şunu söyleyeyim de yani bu programa katılanların tamamı bu programda Bildiklerin tamamını kamuoyuyla paylaşmayacak kadar konuyu iyi bilen deneyimli insanlar. Çünkü bazı şeylerin de kamuoyuyla paylaşılmaması gerek. Bir, ikincisi yürüyen bir soruşturma var. Bir, iki, yürüyen bir operasyon var. Yani KCK ile ilgili MIT operasyonu da, polis operasyonu da, jandarma operasyonu da yürüyor. Eğer bir suç örgütünün içine sızarsanız, o suç örgütü içinde yükselmek için suç işlemeniz gerekir. Önemli olan bu işlediğiniz suçun ortaya Türkiye'nin milli güvenliği açısından çıkartacağı faydadır. Yani bir suç örgütüne girip, bir terör örgütüne girip Kanarya Sevenler Derneği'nde yaptığınız faaliyetleri yapıp o örgütün içerisinde yükselmeyi bekleyemezsiniz. Değil mi? Doğru. Peki Şimdi siz haklı bir soru soruyorsunuz. Bunun sınırı ne? Bunu bilmiyoruz. Ancak bir şey bir merak ediyorum ben. Acaba burada böyle bir şey varsa da bir başka şekilde bunu halletmek mümkün müydü? Bunu söylerken hukuk devleti devletin bütün idarenin bütün işlemlerinin hukukun denetimi altında olduğu devlettir. Bunu da kabul edelim. Yani bugün savcıların yapmış olduğu şey hukuk devleti tanımı içerisindedir. Ama bazı hususlar vardır ki bütün demokratik hukuk devletlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, İngiltere'den sonra Fransa'ya kadar Fransa'yı tırnak içinde söylüyorum. Ee, bir e, bir başka yoldan bundan sonra meselenin devlet içerisinde e, halli toplum menfaatleri ve milli menfaatler doğrultusunda ...hedeflenir ve gerçekleştirilir. Acaba bu yapılamaz mıydı? Bunu bilmiyoruz. Ee, Sayın Mercan söyledi... ...bilgi almak için çağrılıyorlar. Ee, ancak... E, ...yani CMK'nın 250-251... ...çerçevesinde... E, ...davet edilmelerinden... ...eğer doğruysa... ...ortaya çıkan sonuç... E, ...bir başka sonuca da yol açabilir bu davet. Ayrıca yürüyen bir operasyonda... Ee, yine farazi konuşuyoruz. Ee, milli istihbarat teşkilatının PKK içerisine sızmış olan unsurlarının kamuoyunda e, tartışılması ve bu tartışmanın bir operasyonu deşifre etmesinin milli güvenliğe getireceği darbeler bunları da ne yapmıyoruz? Hep e, yani bazı cümlelerimizi bu konuşmada ya hiç kullanmamalıyız. Ben kişisel olarak öyle düşünüyorum. Ya da cümleleri hiç nokta koymadan yarısında noktalı virgülle bitirmeliyiz diye düşünüyorum. Hukuki açıdan da sorunlu bir konuyu tartışıyoruz. Milli güvenlik açısından da sorunlu bir konuyu tartışıyoruz. Belki bazı insanların yani bu ülke için hayatını riske atan bazı insanların hayatı üzerinden de risk açıcı bir konuşma içerisinde içerisindeyiz. Mesela Mehmet Özcan Türkiye'de KCK'yı en iyi bilen akademisyenlerden bir tanesi. Daha e, birkaç gün önce kitabı çıktı KCK ile ilgili. E, ben Mehmet Özcan'ın da burada e, konuşurken birçok şeyi e, söylemediğini biliyorum. Yani bildiği yazdığının dışında bildiği ama söylemediği, sizle paylaşmadığı şeyler olduğunu e, biliyorum. Muhtemelen İstanbul'da da öyle yayının akışından anlaşılıyor. E, Sayın Ümit Hakan keşke... Ee, Ümit Bey, ben, bu, bu konuyu e, daha dar konuşsaydık. Peki ben şöyle bu konuya şöyle bir açıklık getireyim. E, konu çok mühim bir konu, önemli bir konu. Bugün Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi. E, biz gerçekten baştan sizin söylediğiniz, sizi davet ettiğimiz çerçeve içerisinde konuyu tasarlamıştık. Fakat konu e, neredeyse e, bir restleşmeye, hükümetle e, emniyet, hükümetle savcılık arasında bir restleşmeye vardığı için... Bu konuyu biz tartışmak zorundayız gazetecilik açısından. Ben bir moderatör olarak gazeteci olarak sorumu sorarım. Sizler de bu soruya kendi anlayışınız çerçevesinde, kendi hukuk anlayışınız devletin güvenliğini düşünme anlayışınız çerçevesinde ister yanıt verirsiniz ister vermezsiniz bunu size bıraksak. Böylece meselenin en azından kamuoyu karşısında tabii tabii, haklısınız. açığa. Burada bir şey söylemiyorum. Eyvallah. Görüşlerini paylaşmak ka ka istedim sizinle. Yani çok haklısınız. Ben de hani böyle bir yol çizeyim. E, kamuoyunun önünde konuşulabilecek noktaları konuşulmuş olsun. En azından e, madem burada bulunan bütün konuklarımız belli bir duyarlılık, belli bir hassasiyet, belli bir sorumluluk çerçevesinde konuşuyorlar. E, en sorumsuzu ben olayım. Bu soruları ben sormuş olayım. Cevap verip vermemek <laughs> takdiri de size ait olsun. <laughs> Böylece e, iş e, tatlıya bağlanmış olsun diye düşünüyorum. Şimdi bu çerçevede ben e, hemen e, Faruk Mercan'a döneceğim. Faruk Mercan e, Ümit Özdağ dedi ki haklı olarak yani bunları bilmiyoruz dedi. Sınırlarını da bilmiyoruz dedi. Yani suç e, bir istihbarat örgütünün içine sızmak e, sızılabilir. Pardon bir terör örgütünün içine istihbarat örgütü sızabilir. Tersi de oluyor. Tersi de olabilir, bilmiyorum. Şimdi ama tartıştığımız konu öbürü, ee, böyle bir durumda e, o istihbarat elemanı suç da işleyebilir. Önemli olan bunun kararı, önemli olan bunun e, nerede başlayıp nerede bittiği meselesidir. Bu çok da Belirginlik şimdi kazanamaz o, diyor, haklı olarak. Ha. Dolayısıyla elimizde veriler de yok diyor, bunu nasıl konuşacağız diyor. Şimdi ben e, gazeteciliğimin ilk yıllarında devlet güvenlik mahkemelerindeki birçok duruşmaları izlediğim için, şimdi onlar özel yetkili mahkeme oldu biliyorsunuz, bu işleyişi biraz biliyorum. Mesela benim bildiğim kadarıyla savcılar, eski devlet güvenlik mahkemesi savcıları ve şimdiki özel yetkili savcılar, önlerine bir dosya geldiği zaman, bir MİT mensubunun şu da bu şekilde ismi geçtiği zaman, MİT İstanbul Bölge Başkanı bu savcıları ziyaret eder ve bu bizim elemanımızdır efendim. Ve dosya dışına çıkarırlar çoğunlukla. Yani mesela bakın garip bir durum var. Aslında özel yetkili mahkemeler emniyetten ziyade istihbaratla daha yakın çalışırlar. Bu bizim mesela şeye peki, bakarsak. Bu durum, peki bu durum ne şimdi, şimdi? İşte onu söyleyeyim. Ters değil yani, mi şimdi Şimdi mesela baktığınız zaman eski devlet yönelik mahkemelerine hatta avukatlar şöyle bir suçlama yaparlardı. Ya bu özellikle terör davalarında bu özel yetkili savcılar MİT'in kendilerine gönderdiği bilgi notları ile iddianame yazıyorlar. Yani dolayısıyla böyle bir geleneğimiz de var adliye geleneğinde. Şimdi bu o gelenek akımlar, bitti mi yani onu gösteriyor ben bu. Ben esasında bu geleneğin yani hayır halen de savcılar, özel yetkili savcılar her zaman mit Emniyetle olduğu kadar mitle de çok yakın çalışıyorlar. Halen de öyle. Peki Çünkü bak ifadeye bakın, çağırma ne o zaman? İşte burada bakın burada benim kanaatim Milli istihbarat teşkilatından sanki savcılar bir rezistans görmüş gibi. Sanki sanki istenen bilgiler olağan yollarda gelmemiş gibi bir izlenime de kapılıyorum ben. Aslında mesela bakın e, telefonla mit yönetimi haberdar ediliyor. Eğer bu bilgiler olağan akış içinde. Çünkü ben bir defa Sayın Hakan Fidan'ın doğrudan doğruya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına %1 bile ihtimal vermiyorum. Kendisi yeni atanmış zaten. Yani Milli İstihbarat Teşkilatının yeni atanmış. Dolayısıyla teşkilatın içinden gelen eski dönemden beri vardı. Eski dönemi desek öyle bir şey de yok. Başbakan müsteşar yardımcısı ve Sayın Başbakan'ın %100 güvenine mazhar. Demek ki burada bir başka sıkıntı var. Yani savcılığın yürüttüğü bakın tekrar başa gelirsem savcı 50 tane avukat getirmiş savcının önüne pek çok KCK il bilmem neleri falan yüzlerce bir dakika, insan. bu av av 50 avukat dediğiniz KCK şüpheli avukatlardan evet, bahsediyorsunuz. Evet, evet. evet. Şimdi bunlar bunlar bir takım anlatımlarda bulunmuşlarsa eğer. Yer yer bu faaliyetler Milli Sibara Teşkilatının elemanlarıyla kesişme noktalarıysa Yine tekrar edeyim 2006'dan beri de eğer Öcalan, İmralı'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ise Oslo görüşmesi itibariyle demek ki değil mi? Oslo görüşmesi itibariyle demek ki tamamen sivil iradenin emrinde Öcalan. Eskiden öyle değildi. Eskiden İmralı'yı Genelkurmay Sayın Özcan da o süreci gayet iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla bu sürece ilişkin bir takım araştırmalar, bilgiler yapılıyorsa Milli İstihbarat Teşkilatı yönetiminden beklenen Sayın Hakan bu bilgileri bütün açıklığıyla savcılara göndermek. Ama Peki, bakın bir şey göndermediklerini nereden anlıyoruz? Siz bir Efendim, çıkarımda ben bulunuyorsunuz. Olayın sonra. akışından. Ben olayın akışından böyle bir. Yani şimdi siz dediniz ki niye bunlar acaba devlet kendi içinde bunu halletmedi? Demek ki taraflardan biri işbirliğine yanaşmamış olabilir. Doğru. Yani değil mi? Niye bu Doğru. şey çıkar? Yani eğer iki tarafta işbirliği yaparsa bu meseleler yargı kanalıyla bu şekilde belki olmazdı. Belki işbirliği yapmayan Güvenlik kuvvetleridir yani polis Olabilir evet olabilir işte ama onu da... Yani bir işbirliği noksanlığı var ortada. Bu MIT'ten mi kaynaklanıyor, polisten mi, savcıdan mı bilmiyoruz. Ama şimdi soruşturma şeyle ilgili olduğu için. Doğru. <laughs> daha şimdi bir şey daha söyleyeyim. Kaynak. Bakın mesela yıllardan beri Milli Sibarat Teşkilatı ile ilgili adeta bir heyyulu haline gelen efsaneler dolaşır. 93 itibariyle merhum Uğur Mumcu'nun yazdığı Kürt dosyasının yarısı... PKK istihbarat ilişkileridir. Mesela yı o yıllarda kurduğunu bile söylüyor. Şimdi dikkat söylüyorum. edin mesela emniyet teşkilatında önemli bir arınma süreci yaşandı. Pek çok il emniyet müdürü, genel müdürler filan bir sürü insanlar alındılar filan. Silahlı kuvvetlere bakın muazzam bir arınma süreci. Ama mesela benzer bir olay pek milli istihbarat teşkilatında görmedik biz. Yaşanmadı. En azından mesela hiç bugüne kadar böyle bir dava görmedik. Belki de Belki de mesela bu, bu böyle bir fırsattır. Milli Sibara Teşkilatı yargı marifetiyle bir soruşturmaya kendini tabi tutup ya yıllardan beri bu söyleniyor kardeşim. Kemal Burkay bile günlerdir tweet ortamında onun adına tweetler geçiriyor. İşte PKK'nın nasıl mit tarafından kurulduğunu filan. Hasan Fehmi Güneş daha iki gün önce bir televizyon programında Maraş olayı mit tarafından yapılmıştır dedi. Maraş katliamı. Yani şimdi bunlar mesela söyleniyor. E Milli İstihbarat Teşkilatı kendini niçin böyle bir yargısal denetime tabi tutmasın? Bunda ne gariplik var? Gocunacak ne var? Sayın Hakan Fidan daha yeni gelmiş. Yani Sayın Hakan Fidan'a yönelik ben hani bir kuşku olacağını da zannetmiyorum. Yani tamamıyla belli ki işleyen süre gelen bir mit yönetiminin şey kaldı ki KCK meselesi 2006-2007'ye kadar gidiyor. E Aklı gibi görünüyorsunuz. Nihat Ali Özcan ne diyorsunuz? Demek ki bir temizlik vakti gelmiş. Mitte. Evet. Yani, yani bu... Faruk Mercan'ın ve Faruk Bey'in söylediğine bakacak olursanız. Hayır bakın ben yani. bir şey söylüyorum. Tamam Teorik yani... olarak tabii yani evet. o da bu yani illa yapılmalı demiyor tabii. Yani o da sadece... Yani burada burada olduğuna göre bunun da mevsimi olduğuna göre burada da olması lazım. Ya yani yani şimdi yani katılıyor bakalım. musunuz bu görüşe? He? Katılıyor musunuz bu görüşe? Ya şimdi şu şimdi Türkiye'de kurumlar tam fonksiyon olarak işini yapıyor mu yapmıyor mu bununla ilgili elimizde bir ölçek yok. Yani bu işin içinde olmalısınız ki kaç kişi var diyelim ki personeli 5 bin 6 bin 7 bin bunların kalitesi nedir ne üretirler ürettiklerin asıl ölçüsü varuk şey, Mercan'ın işaret ettiği şey şu diyor ki eee işbirliğine yanaşmadığının bir göstergesidir. MIT'in e, emniyet ve e, savcılıkla işbirliği yapmadığına dair bir işaret alıyorum diyor. Şimdi ya yani şöyle, yani bunların hepsi tabi varsayım. Yani bir, bir bilerek elimizde bir dokümanla bir bilgiyle birisine konuşacağım. Bu bir ihtimal yani. Yani, o ihtimali yani, tamamen evet, varsayım alıyorum demek sadece. Şimdi zaten varsayımlar ihtimal. üzerinden konuşuyoruz. Onun için bu konuda bir fikir beyan etmenin ne kadar doğru olacağını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani hikayenin hikayenin nasıl seyir ettiği ya da ne referans noktalarının ne olduğunu bu gerilimin ve telefon edip veya evrak gönderip gel buraya müşteşarı. deme noktasına savcıyı getirenin ne olduğunu, hangi psikolojiyle öyle hareket ettiğini, bunu yaparken referans noktasının ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla bütün söyleyeceklerimiz hepsi sadece spekülasyon olur diye düşünüyorum. Ahmet Bey biliyorsunuz bu haberi Hürriyet Gazetesi'nin bir Ankara muhabiri patlattı Arda. Şimdi bakın mesela biraz önce Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metan Demir bir tweet geçti. Metan Demir'e bugün 3 tane dosya ulaşmış. Yani MIT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasına dair. Bakın mesajında diyor ki okudukça ürperiyorum. Türkiye yakın siyasi tarihinin en heyecanlı günlerine doğru sürükleniyor. Yani okudukça ürperten bir dosya var demek ki. Ne üç dosyası tane. Var? İşte onu bakın yani yarın bakalım. Yani biz aslında biraz da belirsizliği konuşuyoruz. Yani yarın mesela bu neye istinaden sayın savcılar, sayın savcı veya bir e, ya durup dururken de bir MIT müsteşarının ifadeye çağrılması, bir savcının ...durup dururken tebessül edici bir şey değil öyle değil mi? Çok normal bir durum yani. Demek ki bu ürperten dosyalar neyse onları da bir yarın görelim bakalım. Ümit Özdağ bu ürperten dosyalar meselesi yarın patlak verirse... ...siz böyle hani biz sorumlu davranalım e, bu konuları tam bilmiyoruz diyorsunuz... E, ...burada bir sorumsuzlukla karşı karşıya kalacağımızın da göstergesi değil mi? Yani bunlar o zaman kamuoyu önünde açıktan tartışılacak bu dosyalar falan... Gazetelere sirayet edecekse yansıyacaksa işte mit şunları yaptı hı hı. tüyler ürperten dosya. Şimdi bunu okuyacaksak yarın gazetelerde sizin burada sorumlu davranmanıza e, davranmanızın bir anlamı da kalmayacak. Savaş daha büyük bir savaş herhalde öyle anlaşılıyor. E, Ahmet Bey onun için ya doğru bunda haklısınız savaş daha büyük bir savaş e, ve açıklananlardan e, çıkan bir yeni operasyon dalgasıyla milli istihbarat teşkilatına yönelik olarak beklenebileceğine dair bir genel çerçeve çiziliyor. ve bu dosyalar ortaya çıktığında tabii ki o noktada bize düşen görev akademisyenler olarak, düşünce kuruluşu mensupları olarak veriler üzerinden konuşmak. Ama ben kişisel olarak bana akademisyen olarak, akademisyen olarak düşen görevin Ortaya dosya çıkarmak olmadığına e, inanıyorum. Ama bir dosya çıkarsa o dosyayı yorumlarız tabii. O da bizim entelektüel görevimizdir. Yani diyorsunuz ki bir bakalım MIT'le ilgili e, tüyler ürperten hı. iddialar neler olacak. Onlar bir dökülsün ortaya bir bakalım. Ha. Onları o olaylar üzerinden analiz ederiz diyorsunuz. Doğru. Yani oradaki e, durum nedir tabii, onu tabii, görürüz. Tabii. Ama e, hı hı. yine de e, tabii ki onu öyle yapacaksınız ama yine de hı hı dosyaların filan ortaya çıkacağı e, şüphesi, dosyaların ortaya çıkacağının ortaya çıkmış olması durumu bile savaşın e, büyüklüğüne, e, yarın öbür gün bu konuyla ilgili tartışmaların çok daha büyüyeceğine delalet eder değil mi? Kesinlikle öyle gözüküyor. Kesinlikle öyle gözüküyor. Mehmet Özcan ne diyor bu konuda? Şimdi Sayın Hakan bakın bu süreç e, şimdi iş biraz daha düğümlenen nokta gördüğümüz kadarıyla avukatlar e, operasyonunda yani önderlik komitesi operasyonuna kat, e, geliyor. Ve bunun üzerinden e, yani yarınki belki çıkacak olan e, o gömbürtü e, buradan çıkacak. Şunu yani öncelikle görmemiz be, gerekiyor. Mehmet Bey bize sabcılar, anlat, an, anlatabilir misiniz ee, nasıl bir e, şey şöyle, çıkacak ortaya? Ya ben nasıl bir şey çıkacağı konusunda kehanette bulunmak istemem. Yarın göreceğiz bunu ama ben sadece şu ana kadarki özellikle Önderlik komitesiyle ilgili yapmış olduğum, kitapta da yazdığım bölümlerle ilgili net olarak şunları söyleyebilirim. Öcalan'ın örgüte vermiş olduğu Ağustos ayından Kasım ayına kadar geçen sürede biz bu ülkede 132 şehit verdik. Bakın basit olay üzerinde konuşmuyoruz Sayın Hakan. 132 şehidin üzerinden konuşuyoruz burada. Şimdi bu kadar 132 şehitin üzerinden eğer avukatlara yönelik operasyonlarda ki bu talimatlar Öcalan'ın e, yeniden kanlı eylemlere başlama talimatlarını verdiği 27 Temmuz görüşmesinden sonra olmuştur. Şimdi bu kadar net e, kanlı bir eylem süreci başladıysa bu süreçte de eğer bu mit mensubu olsun, emniyet mensubu olsun, başkaları olsun bunlar hakkında ciddi ithamlar veya iddialar da var ise... Bu kim olursa olsun hukuk devletinde sorgulanacaktır. Bunlar araştırılacaktır. Bunlar soruşturulacaktır. Şöyle söyleyeyim bu savcılar kamikaze mi? Bu savcılar hiç kafası çalışmıyor mu bu insanların? Hiç önünde hiçbir delil olmadan koca MİT başkanını bir savcı nasıl çağırır Allah aşkına? Bu insanlar bu kadar mı bu devleti görmüyorlar? Bu devletin gerçeklerini bilmiyorlar veya bu devlete ihanet mi ediyorlar? Yani yapmış oldukları eylemin sonucunu kestiremeyecek mümeyyiz olmayan kişiler mi bunlar? ...olaya biraz da öyle bakmamız gerekiyor. Yani acaba şu ana kadar biz şunu bilmiyoruz. Acaba mit'le savcılık arasında şu ana kadar görüşme yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu görüşmelerde bu işler konuşuldu mu, konuşulmadı mı? Belki bu işler konuşuldu, tartışıldı, belki bunlar salınsın dendi, savcılık salmadı. Bunlar hepsi ihtimal dahilinde. En son bu aşamaya geldi belki. O nedenle bu Peki, aşamadan sonra Mehmet bizim Bey, görmemiz gereken be, e, şöyle bir kafayı evet. kafaları karıştıran şöyle bir durum var. Diyorsunuz ki bu savcılar kamikaze mi? Bu savcılar ellerinde herhangi bir bilgi olmadan bu operasyonları, bu MIT müsteşarını ifadeye çağırabilir mi? Diyorsunuz. Çok güzel soruyorsunuz. Ama biz de bakıyoruz işaretlere. Hükümet başbakan miti destekliyor. Bakın hemen İstanbul emniyetinde iki tane operasyon yapıldı. İki şube müdürü görevden alındı. Ee, Adalet bakanının İstanbul'a geldiği ve savcılarla ilgili işlem yapacağı söyleniyor. Yani hükümetin aldığı pozisyon burada e, MIT'in yanı, MIT'i destekleyen bir pozisyon. E, savcıların yaptıklarını doğru bulmayan bir pozisyon. Buna ne diyorsunuz? Ama Sayın Hakan hukuk devletindeysek burada siyasi iradenin değil, eğer hukukun eline geçmiş bir dosya varsa artık siyasi irade ikinci planlıdır. Hukuk süreci işleyecek ise burada hukuk sürecini beklemek zorundayız. Yani Sayın Başbakan MIT'in arkasında evet tabii ki. Ben de şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan İçişleri Bakanı'nın arkasında değil mi? Yani Sayın Başbakan tabii ki Sayın e, Hakan Fidan'ı sonuna kadar koruyor. Korur da özellikle başta söylediğimde yani olsa görüşmelerine yönelik bir şey çıkmayacağını söylediğimin ger gerekçesi de budur. O Sayın Başbakan'ın talimatıyla verilen bir şeydir. Ama Sayın Başbakan mitin içindeki elemanlara gidin suç işleyin. Siz istihbarat faaliyeti yaparken suçla da karışın diyecek hali yok herhalde. Böyle bir emri de olamaz, talimatı da olamaz. Ama Dolayısıyla varsa diyorum, bu dosya evet. açıldıktan sonra görünecek. Evet, Eğer tabii. varsa böyle bir tamam, iddia, ben de tam, bu savcılık tarafından soruşturulacaktır. Ben de tam o noktayı söyleyecektim. Siz hemen düzelttiniz varsa dediniz. Evet, onu hep öyle konuşmak lazım. Ee, tabii şöyle, ki. Yani şu anda şimdi bilmiyoruz. başbakanın... Varsa bunlar Şük savcılıktan... Sa Şükrü Elektağ, Sayın Elektağ, başbakanın... E, Mit Müstaşarına destek çıkmasının sürecini anlattı az önce. E, şimdi oradan yola çıkarak teorik bir desteği var demiyorum ben. Ben diyorum ki bugün bugün gündüz saat 14'te olan bir olaydan yola çıkarak bu desteğin e, varlığını, bu olay e, özelinde desteğinin var olduğunu söylüyorum. Nedir o 14'te olan olay? E, İstanbul emniyetinde terörle yani KCK operasyonunu yürüten iki ee, emniyet müdürünün görevden alınması mesela bu açık bir bu olayla ilgili bir destek gibi görünüyor bana en azından. Bilmiyorum size de öyle görünüyor mu? Kaldı tabii ki siz de diyorsunuz efendim, ki destekliyorsa ben, bile yapılan yanlıştır diyebilirsiniz o da ayrı bir hikaye tabii. Tabii ki şudur. Bakın zaten ilk konuşmamda demiştim. İki emniyet müdürünün görevden alınması bir şekilde bu olayın yani MIT olayının e, ifadeye çağrılma olayının KCK soruşturması ile ilgili olduğunun en büyük emaresidir demiştim. Doğru. Yoksa olsa ile ilgili olsa bu emniyet müdürlerinin ne alakası var? Dolayısıyla burada bundan sonraki aşamada Sayın Başbakanının e, MIT'in e, Hakan Fidan'ın arkasında durması ayrıdır. Eğer orada bir suç varsa Belki dün bakın hem Fikret Seçen hem Çolak Kadı, Sayın Çolak Kadı hem başsavcı hem başsavcı vekili ikisi de olaydan haberdar olmadığını söyledi. Yani bu insanlar bir gün sonra kendilerini yalanlayacak bir ifadede bulunabilirler miydi? Demek ki bunların bile haberi yok. Bu bu kadar gizli yürütülen bir operasyonda veya bir işlemde son dakika gelişmeleri tabii ki ani reflekslerle karşılanabilir. Ama bundan sonraki süreçte hukuk sürecine girmiştir. Varsa burada hukuken suçlu varsa, şüpheli varsa bunların üzerine gidilecektir. Eğer hukuk devletiysek bakın biz genel kurmay içinde nice paşalar şu anda içeride yatıyor Sayın Hakan. Bunlarla ilgili iddialar vardı. Hukuk süreci başladı. Bu insanlar içeride. O zaman MIT içinde Olmamasını dileriz. Ama mit içinde de eğer suistimal eden insanları varsa, bunların mit içinden de arınması bizim en büyük temennimiz olamaz mı? Peki çok Olmamız gerekmiyor peki, mu? Peki çok Yani burada kurumları korumak ayrıdır. Kurum içindeki çürük elmaları korumak veya bunların ortaya çıkarılması apa ayrı bir olaydır. Bir şey diyecek misiniz Ziya Ali Bey? Bu konuyla ilgili. Yani söyleyecek bir şey, bir şey soracağım da yani yeni bir soru soracağım bununla ilgili. Yani bu Mehmet Özcan'ın söyledikleriyle ilgili bir şey söylemeyecek misiniz? Şöyle mi? resme bir de şöyle bakalım. Şimdi ülkenin bir problemi var. 30-35 yıldır devam ediyor. Yani eğer bu PKK MIT görüşmesinden söz edeceksek. Şimdi bu resmin politik resmi büyüklüğünü gören ve çizen tabii ki politik şey, siyasi irade. Yani sonuçta başbakan katılırsınız, katılmazsınız, hoşunuza gider gitmez ya da başka bir muhalefet eder ya etmez. Örgütle böyle bir müzakereye götürmenin bu problemi ülkenin selameti açısından çözebileceğini inanmıştır. Yani bu politik bir görüş. Sonuçta siz farklı düşünebilirsiniz. Şimdi bu resmi gören bir politik iradenin resmi görme biçimi, biçimiyle onu farklı düzeylerdeki devlet görevlilerinin o resmi görme biçimi aynı değildir. Yani büyük resimle operatif taktik boyuttaki görevlilerin bu resmi görmesi mümkün değildir. Bilemezsiniz. Yani şunu bilemezsiniz. Diyelim ki ya, MIT'in bilmem ne ilindeki şube müdürü Türkiye'nin büyük resminde neler konuşulduğunu, hangi düzeyde meseleye politik perspektiften bakıldığını bilmesi mümkün mü? Bence mümkün değil. Niye? Çünkü zaten sistemde kompartımanlar var. Doğal olarak kompartımanlar var. Dolayısıyla da oradan birinin bu büyük resimde yanlış yapıldığını iddia etmesi, taktik düzeyde birinin, en alt düzeyden birinin, firmanın genel müdürünün bu pazarlama stratejisinin temelde yanlış olduğunu, muhasebenin iyi gitmediğini ya da işte pa şeyin pazarlama stratejisinin yanlış olduğunu söylemesine benziyor. Dolayısıyla da bu mesele eğer politik düzeyde böyle karar verilmiş, politik sorumluluğu da başbakan üstlenmişse şimdi demokraside nasıl davranmanız gerekiyorsa öyle davranacaksınız. Şimdi demokraside başbakanın yaptığının politik olarak yanlış olduğunu düşünenler varsa onlar da yasalar içerisinde demokratik haklarını kullanacak. Yoksa başbakan politik bir karar almış. Bunu organları aracılığıyla uygulayacak. Uyguluyor. E başka bir organ benim hoşuma gitmedi senin bu yaklaşım deyip onun altını kazıyor eğer böyleyse. Resim bu da yanlış. Şimdi bu da yanlış. Yani sonuçta politik sorumluluk başbakana ait. Tabii. Aa, böyle bir karar almış. Sen uygulayıcısın. Tabii yani eleştirim varsa ona da usulü dairesinde yanlış olduğunu gördüğüm bir şey varsa sorarsın. Ama bu konudaki genel gidişattan sorumlu olan niye? Başbakan bu şeyi nereden alıyor meşruiyeti? Seçime gitmiş. Falkımız oy vermiş ona. Bu problemi çöz. Senin zekana güveniyoruz demiş. O da oturmuş böyle bir çözüm üretmiş. Bunun yanlış olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii, Söyleyebilirsiniz de. Ama evet, çok burada, haklı bence Nihat Ali Bey. Fakat burada tabii Sayın Hakan şuna dikkat etmek lazım. Habur'un hemen ardından açılım sürecini kapatan hangi irade? Siyasi irade. Sayın Başbakan önüne anketler geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düştüğüne dair ve şey, değil mi? Habur meselesi dolayısıyla Habur meselesinden sonra açılım süreci. Çünkü açılım sürecini bakın mesela açılım süreci nerede başladı? Ha yani Nihat Ali Bey'in açılım sürecini. O değil ama. Şimdi, ben anlıyorum. Yani bir süreçli... siyasi irade varsa bir hükümet bir organ boşuma gitmez diye hükümete direnemez. Doğru. Şimdi yani şöyle bir şey. Ben şunu anlıyorum. Ee, eğer hükümet bu kargaşada, bu mevzuda mitin arkasındaysa, buna dair işaretler veriyorsa, bu bir tür politikanın da e, yani... ortaya konması anlamına gelir. Bir bitireyim, ona cevap vereyim. Bu bir, bir tür yani genel politikanın da ortaya konması anlamına gelir. Eğer siz buna karşı ısrarla polis olarak, savcı olarak e, itiraz noktasında olursanız diyor, genel stratejiye aykırı davranmış olursun diyor. İşte ben bu tarafta genel stratejiye aykırı bir durum göremiyorum. Yani bakın açılım nerede başladı? Polis akademisi. Hatta bunu bir bazı yazarlar eleştirdiler. Bir ihtilaf var mı şu anda? Bir açı, o açılımı bırakalım. Anlıyorum ben sizin söylemek istediğinizi. Diyorsunuz ki Niye açılım? açılımın bitmesine de zaten hükümet karar verdi. Ama şimdi biz bugüne bakalım. 2011 tamam. yılı. Ve bugün bir ihtilaf var. Bu ihtilafta, bu ihtilafın adına ne derseniz deyin. Bu bir ihtilaf. Politik görüş ayrılığına da tamam. e, işaret eder bu ihtilaf. Bu ihtilafta hükümet Mitin yanında. Silvan'ın hemen ardından bunların kökünü kazıyacağız diyen Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi Sayın Hakan? Bu onların çelişkisi emniyet, olur o zaman. Em, hayır, emniyet durup dururken mesela savcılar durup dururken KCK operasyonu yapabilir mi? Sayın İçişleri Bakanı'nın bırakın. Ben KCK, günü, niye KCK operasyonu yapıyorsunuz diye arada bir ihtilafın olduğunu söylemiyorum. Neyin ihtilafı o zaman? Şu, Şu anda Mitle, emniyet ve savcılık arasında bir ihtilaf var mı? Bence buradaki Bu sıkıntı Sayın i̇htilafı? Hakan. Burada bence Sayın Başbakan'ı kızdıran, Sayın Hakan filanın doğrudan ifadeye çağrılması Burada Sayın Savcı bence yetkisini aşmış da olabilir. Bakın o ihtimali de konuşalım. Mesela Sayın Savcı biraz daha nazik belki davranabilirdi. Bence, yani mes bence şöyle mu? bir sorun da var. Mesela Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma yöntemine bakalım. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çıkıyor diyor ki, efendim diyor böyle bir çağırma yok diyor. Akşam. Şimdi orada bir sıkıntı var evet. Yani bu çünkü bu, 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 bu tuhaf bir şey değil mi yani? Cum bu, Cumhuriyet Başsavcısı Resmen gol yemiş oldu bir özel yetkili savcı tarafından. Ertesi gün mitten diyorlar ki bize böyle bir resmi bilgi gelmedi. Saat 11'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yerine bu sefer başsavcı vekili çıkıyor. Diyor ki evet efendim olmuş böyle bir şey diyor. Şimdi bugün ne sosyal şey medyada yani. Sayın Şamil Tayar da belirtmiş. Aslında Sayın Hakan Fidan'a telefonla davet eden savcı asıl soruşturma savcısı da değil. Yani diğer savcı yurt dışında vekalet eden savcı dolayısıyla burada bir yöntem hatası olabileceğini de kabul etmek lazım Sayın Hakan. Dolayısıyla sayın müsteşarın hele bir de belirsiz bir konumda mesela bilgi diye de söylenmiyor. Mesela bilgisine başvurmak maksadıyla çağırmak ayrı bir mesele. Şimdi bu da mesela normal şartlarda e, niye kamuoyuna bir açıklama yapılmıyor bu sayım, bu, sayım, bu kadar iş bu kadar ayyuka çıkmış şüpheli sıfatıyla mı çağırıyorsun tanık sıfatıyla mı bilgi almak üzere mi açıklayın niye bakın, açıklanmıyor işte, işte burada sıkıntı bu Sayın Başbakan'ı kızdırmış olabilir bir de bu görevden almalar yeni değildir Sayın Hakan daha evvel de İstanbul Emniyeti'nde istihbarat müdürleri yapmayın alındı, ama terör, şimdi tam bu, bu Zekeriya Öz alındı Hayır, ama, tartışmanın doğduğu günün saat 11'de açıklama yapılıyor saat 14'te KCK operasyonunu yürüten iki müdür görevden alınıyor. Biz buna şimdi olağan mı diyeceğiz? Olağan değil efendim. Olağan değil. Ben tam tersine bugün ben de dedim ki bu %100 Hakan Fidan olayıyla ilgilidir. Tamam. Ama de, yani şunu demek istiyorum. Yani ilk defa Sayın hükümetle, sayın e, yargı organları karşı karşıya geliyor değiller. Yani daha evvel de biliyorsunuz sayın başbuğun durumu ile ilgili yüce divan dendi, tutuksuz dendi ama mahkeme önündeki durumlara baktı. Baktı bak, ki Bu kadar, bu denli. Şimdi başbu nerede yargılanacak konusunda doğan ihtilafta Hükümetle yargının karşı karşıya gelmesine benziyor mu Allah aşkına bu iş? Ya birazcık benziyor canım. Tam benzemesi de şart değil. Yapmayın yani. <laughs> ya şimdi tam da %100 yüz benzemesi de şart değil ama yani. Peki yani diyecek bir şey bulamıyorum. Şükrü Bey. niye diyecek bir şey bulamıyorsun? Şu tabii. nedenle ya bulamıyorum. çok garip bir şey söylemedim herhalde. Hayır, şu şu nedenle e, garip. İlker Başbuğ'un nerede yargılanacağı konusunda arayet arada oluşan ihtilaf ile bu ihtilafın hiçbir şeyi yok. Sadece. az önce kendiniz söylediniz. Dosyalar çıkacak. O tüyler ürpertici. Ortalık karışacak. Ben söyledim. Baş... Metan Demir Neyse söylüyor. Ya yani. işte me... ama İlker Başbuğ da dedi. İlker Başbuğ da tutuksuz yargılansın da dendi. O da dendi yani. Dendi ama yani o sonuçta bunu buna benzemiyor. Hayır bu hakikaten olağanüstü bir durum. Ben kabul ediyorum. Sizin tamam. ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet, Olağan tamam. dışı bir durum ama yani ne yapalım? Efendim ben öyle <laughs> söylüyorum ki <laughs> Bu olayların e, perde arkasında bir başka husus daha var. E, o da yani Türkiye'nin en büyük sorunu olan PKK-Kürt sorununa nasıl çözüm bulunacağı hususundaki strateji. Bu strateji konusunda zaten diyorum ki Türkiye'deki e, makamlar arasında değişik görüşler var. Çatışma bir ölçüde bundan geliyor. Yani sorunun çözümünde... Gizlenecek yöntem konusunda. Yöntem bakalım. konusunda, yöntem konusunda. Yani bu yöntemler, şöyle belirteyim bunu. Bir tarafta bir efendim Milli İstihbarat Teşkilatı var. Başbakan bunun başına itimat ettiği, güvendiği bir insanı getirmiş. O kişi de iki koldan bu işe girmiş. Birinci kol bir taraftan Öcalan'la müzakereler yapılıyor. Bu müzakereler belli bir noktaya gelmiş Kamuoyuna aksetmiş, kamuoyunda büyük beklentiler oluşmuş efendim bu konuda. Yani olacak olacak, bu iş çıkacak, bitecek yani şeklinde bir görüş var. O bir taraftan efendim bu Oslo görüşmeleri devam ediyor. O Oslo görüşlerinde de bir noktaya gelinmiş. Öyle bir nokta ki, taraflar konuşurken %95 ölçüsünde anlaştık deniyor, mutabaka da vardık deniyor. Nasıl deniyorsa, hatta o kadar bir samimiyet var ki taraflar arasında taraflar birbirlerine en gizli tutacakları hususları açıklıyorlar. MIT başkan yardımcısı diyor ki biliyoruz biz sizi ne yaptığınızı bütün bu dönem zarfında şehirleri getirdiniz efendim bütün Bombalar bombaları yıldınız, yıldınız filan deniyor. Hakan Fidan gayet saygılı ifadelerle konuşuyor Öcalan hakkında. Sayın ifadesini konuşuyor filan. Yani böyle bir ortam. Bu ortamda %95 noktası ölçüsünde bir mutabakat olduğu da belirtiliyor. Şimdi işler bu şekilde giderken birdenbire bu süreç efendim bozuluyor birdenbire. Bu süreç basına aksediyor. Basına aksettikten sonra tabiatıyla akim kalıyor. Şimdi fakat o sırada başka olaylar da var. Diğer olaylar da şunlar yani. Bundan önce havur olmuş. Onun arkasından daha bir süre sonra Sayın Başbakan'a Irgaz'da bir suikast olmuş. O suikasttan sonra hiç beklenmedik bir sürpriz oluyor. Efendim bu Öcalan için de sürpriz bu bahsedeceğim husus. Silvan saldırısı oluyor. Yani böyle bir durum olunca bu iş tam anlamıyla inkitağa vuruyor. Yani Ve bir, bunun üzerine bir politika bitiyor. Bitiyor. Ve o noktada bir kırılma noktası oluyor. Bu kırılma noktası. Bu noktada hükümet bir takım yeni kararlar alıyor. Bir kere terörle mücadele stratejisini temelden değiştiriyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan... Bunun yapılan, hükümet kararı yapılan Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra yapılan açıklamada bunu görüyorsunuz. Burada sert efendim takım önlemler alınacağı sert ifadesi kullanarak efendim ifade ediliyor. Yani gözlerin yaşına bakmayacağız. iyi niyet yok filan efendim şeklinde bir takım efendim yaklaşımlar, açıklamalar var. Polisle askerin arasında yeni bir yapılanma oluyor bu terörle mücadelede. Yeni bir kan veriliyor oraya. Yep efendim. Onun dışında aynı zamanda ortaya bir Hedef de konuyor. Diyor ki, diyorlar ki hükümet diyor ki şunu anlıyor benim anladığım kadarıyla yapılan açıklamalardan Sayın Atalay'ın Beşir Atalay'ın açıklamalarından Sayın Başbakan'ın açıklamalarından İçişleri Bakanı'nın bazı söylediklerinden şu çıkıyor ortaya. Yani PKK'nın yapısı çözüm aramamaya kurgulanmıştır. Böyle bir izlenim çıkıyor. Yani ve diyor ki biz çok iş yaptık devrimsel alanlarda, devrimsel devrim niteliğinde bir takım iyileştirmeler yaptık. Bunlar hiç kale alınmıyor. Biz efendim iyi niyet gösterdikçe, yeni bir adım attıkça PKK bunu kendi sırtından silahlandırılması, silahsızlandırılması nedeniyle şeklinde ondan sonra bir netice çıkaracağını düşünüyor. Buna yanaşmıyor. Bu şekilde bir görüş var. Şimdi yani tamam. bu, bu, iş... Bu, bu, ben şimdi bir dakika Sayın Elektağ, çok güzel anlattınız. Yani yeni bir politika belirleniyor. Ama bu İçişlerine Bakanlığı'na veriliyor. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'na bir müsteşarlık kuruluyor. İçişleri Bakanlığı'na tamam. bu işler görüm efendim veriliyor. Yani o işleri bakın polis var. Yani polis efendim çalışıyor. Aynı zamanda polisin bazı bölümleri de çalışıyor terörle mücadelede. O bir tarafta da efendim Milli İstihbarat Teşkilatı var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki kişi hükümetin desteğine sahip. Ama görüş ılımlı bir görüş. Onlar hala Terörle ha. mücadelede, Çin onların hala terörle mücadelede görüşme efendim yolunu. Bunun başka şekilde çıkmayacağı konusunda ama bu, te, bu, bu, tespitimiz... ama bu Taner zamanından geliyor. Ama bakın yani, tabii. Sayın Elektağ bu tespitiniz... Çok derinden gelen bir şey. Bu yani te... bu 4-5 sene önceye gidiyor bu görüş. mit içinde bu şekilde bir damar var. Kuvvetli yani, bir damar bu. Taner anladım. zamanında atılmış yani, damar. E... Onu benimseyen... Görüşmeler ve müzakereler yoluyla sorunun çözümlenmesi damarı bu damar damarı. değil mi? Ee, Hakan Fidan'ın tek başına orada bulunmuş olması o damarın e, tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. E, i̇stiyorlar onlar diyorlar ki bu işin çıkmaz yoldur bu sizin yaptığınız. Peki. Nasıl olsa bizim söylediğimize gelecek iseniz. O bir tarafta da ondan sonra efendim evet. emniyet teşkilatı var. Onlar da kendilerini <laughs> göstermek istiyorlar. Bu işin girmek istiyorlar. Çok, İşişleri Bakanı'na yeni görev verilmiş. önemli bir analiz yaptınız. Bir ara verin. Sayın Özdağ. E, Şükrelek da bu işin öyle çok da tam bir e, rekabetle, kişisel rekabet ya da kurumsal rekabetle değil de arada bir ideolojik farka da işaret etti bu yaptığı açıklamayla analizle. Diyor ki mit daha ılımlı yaklaşırken e, hükümetin aldığı yeni politik kararlar doğrultusunda hareket eden polis daha güvenlik tedbirlerine önem veren bir noktaya geldi. Arada böyle bir görüş ayrılığı var. Ne diyorsunuz? Doğrusu ben bunun bir görüş ayrılığı değil ama milli istihbarat teşkilatına bu süreçte düşen görevle emniyet teşkilatına düşen görev yani KCK operasyonu görevinin farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. KCK operasyonu olağanüstü doğru bir operasyon. Eğer KCK operasyonu gerçekleşmeseydi doğrusu Türkiye Tahir benzeri büyük olaylarla karşı karşıya kalırdı. Şu anda bile Hakkari ve Şırnak'ta, ki Hakkari'ye ben senelerden beri dikkat çekiyorum biliyorsunuz, devlet otoritesi büyük ölçüde aşınmıştır. Eğer bu süreç başlamasaydı, KCK süreci, orada belki devlet hiç olmayacaktı, örgüt bu şehirleri kurtarılmış bölge haline getirecekti. Peki MIT, Mit tabii başka bir görev verildi Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Başbakan tarafından verildi bu görev ve Başbakanın masasına da ama bunu e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2005'te e, getirdiği anlaşılıyor. Yani böyle bir süreç yönetelim ve bu başbakan tarafından kabul edildi ve ondan sonra PKK ile benim müzakere dediğim süreç başladı. Ve bu sürecin sonunda, bunun mimarı Milli İstihbarat Teşkilatı'dır, e, değişen burada müsteşarlar vardır ama yani Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreci gerçekleştirmiştir ve bir aşamaya geldiğinden sonra bu görüşmeler istihbarat görüşmesi olmasını niteliğini kaybetmiş bir siyasi müzakere sürecine e, dönüşmüştür. Özellikle Oslo yani açıklanan Oslo görüşmesinden sonra birçok Oslo görüşmesi var anlaşılan Hakan Fidan'ın katıldığı e, görüşmeyle birlikte bu bir siyasi görüşme haline gelmiş ve sonuçta 3 tane protokol hazırlanmıştır. Yeni öğreniyoruz başbakan bu protokolları reddetmiş ama hazırlanmış ve önüne gelmiş PKK bu protokollara bir e, madde eklemiş. Milli istihbaratın görevi o. Bu bir ideolojik farklılık değil bence. Bu iki devlet örgütünün farklı farklı yapması gereken neler eylemler. Ama bu arada bir şeyin altını çizmek lazım. Tabii ki bu görüşmeler devam ederken emniyetin KCK operasyonunu engelleyen bir yaklaşım da var. Çünkü Oslo'da Hakan Fidan'ın kullandığı çok sorunlu bir cümle var. Diyor ki, e, iyi emniyet müdürleri, iyi valiler hani sizin elemanlarınızın bazı faaliyetlerine göz yumuyorlar. Şimdi tam otomatik söylemiyorum ama anlamı bu. Mesela size karşı düşmanlık edenler var mı bürokrasi içinde diye soruyor. Şimdi bu çok sorunlu bir cümledir. Ne demek yani karşınızdaki terör örgütü, terör örgütünün şeyine karşı yapısına karşı bir devlet bürokratının güvenlik bürokratı ise eğer işi düşmanlık yapmaktır zaten. Başka bir iş yapıyorsa suç işliyordur. Şimdi ama o dönemde devlet madem müzakere yapıyoruz bundan sonra demek ki örgütün üzerine çok gitmeyeceğiz diye bir yaklaşım benimsemiştir. Ama bu mitin yaklaşımı veya bu emniyetin yaklaşımı diye tanımlayamayız. Bu hükümetin politikasıdır. Yani burada bir siyasal tavır vardır. Onun Peki. için Hakan Fidan, diğer yetkililer, orada görüşmeyi yapanlar, herhangi bir şekilde bu görüşmelerden dolayı e, sorgulanamazlar veya yargılanamazlar. Bu bir siyasi iştir. Onlara bu görev verilmiştir. Çerçeve çizilmiştir, önlerine konulmuştur. Onlar da gitmişlerdir ve bu görüşmeleri yapmışlardır. Sayın Özdağ. Yani bir yapmamak şey, bir, gibi bir seçenekleri bir, yoktu. Bir noktayı başka da, şey istifa ederlerdi ancak. Bir noktayı da herhalde e, vurgulamak gerekir. Bilmiyorum ne diyorsunuz bu konuda. Bu Oslo müzakereleri, o müzakerelerin bir bölümünün medyaya yansıması nedeniyle çok tartışma yaptık. Siz de katıldınız o tartışmalara ama e, az önce evet. oradan bir cümle aktardınız. E, herhalde bu görüşmeleri de... Ee, yine bir istihbarat faaliyeti olarak kabul etmek, ee, anormal olanın bu istihbarat faaliyetinin e, dışarıya sızması olduğunu e, kabul etmek gerekir. Ee, eğer bir istihbarat faaliyeti varsa, bir takım cümleler o faaliyetin bir parçasıymış gibi de değerlendirilebilir. Hani sorumlu davranılacaksa bu noktada da biraz sorumlu davranmak gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, yoksa tabii ki bir devlet görevlisinin. Hayır bakın Oslo PKK Oslo görüşmesine kadar hayır şimdi Oslo hayır Oslo görüşmesine kadar istihbarat faaliyetidir. Oslo görüşmesinden itibaren masaya ben başbakanın temsilcisi olarak gel, geliyorum dediğiniz andan itibaren bu siyasi faaliyete dönüşür. Ve nitekim müzakere ve protokol hazırlanması süreci de ondan sonra gerçekleşiyor. Peki te teşekkür ederim. Ben e, e, birini o noktaya işaret etmek istedim. Siz de cevabınızı verdiniz. Şöyle bir nokta var. Biz Afet evet. Güneş ismini de bu Oslo müzakereleri çerçevesinde duyduk. Mit e, üst düzey görevlisi e, Afet Güneş'in de e, Hakan Fidan'la birlikte e, o görüşmelere katıldığını biliyoruz. E, bugün ilk etapta e, ifadeye çağrılan isimler arasında Afet Güneş'i de görünce. Hakan Fidan, Afet Güneş isimlerini görünce e, benim de herhalde hemen her, herkesin de aklına ilk gelen say, sanıyorum e, sayın Elekdağ'ın da aklına o geldi. Bu Oslo müzakerelerinin sorgulanmasıdır. Öyle Dendi. Evet. Afet Güneş ne arıyor bu işin içinde? Şimdi şöyle benim algıladığım sayın Hakan, e, Afet Güneş orada MIT dikkat ederseniz heyet başkanı Afet Güneş orada. O zaman sayın Hakan Fidan daha başbakan müsteşar almış. Evet. Müsteşar yapmış. Biliyorum evet. Dolayısıyla ya zaten orada heyet başkanı Sayın Emre Taner'in Sayın Emre Taner'in heyet başkanı olarak görevlendirdiği bir kişi konumunda Sayın Afet Güneş. Dolayısıyla demek ki o tarih itibariyle Milli Sibara Teşkilatı'nda PKK konusunda en yetkin isim olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ifadeye çağrılmış olması sadece Oslo görüşmesinde bulunuyor olmasıyla ilgili olmamalı. Yani bence öyle öyle değerlendirmemeliyiz. Demek ki Milli Sibara Teşkilatı'nda o tarih itibariyle PKK ile ilgili bir takım yetkilendirme görevlendirme vesairelerde en yetkili konumdaki kişi. Hmm. Zaten o da o dönemdeki müsteşarda Sayın Emre Taner. Dolayısıyla bu bence bizim bu meselenin KCK ile ilgili olduğu tezimizi de şey yapmıyor. Çürütmüyor. E, müyor? Yani, Anladım. Yani diyorsunuz ki e, KCK Oslo'da yapılan görüşmede e, mitin en yetkili ismi olarak bulunan kişi. Herhalde sadece o görüşmeye katılmakla sınırlı değildir onun görevi. E, tabii. O tamamen PKK ile ilgili bütün eylemleri, MİT'in yaptığı işlerin başındaki isimdir. O yüzden KCK soruşturması kapsamında da doğru, tabii, evet tabii. E, anlamlı bir açıklama oldu. Ee, yoksa siz Oslo müzakerelerinin e, böyle bir e, savcılık soruşturmasına zemin olabileceğini olmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ben hem olmaması gerekir hem de ol, olmasını gerektiren başbakan bir şey yok. Başbakan akladı zaten. Kaldı ki, kaldı ki Başbakan akladı. 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 Başbakan, başbakan Hayır, dedi Başbakan'a ki, rağmen yapıyorlar. Başbakan, o... Başbakan dedi ki benim gayet normaldir yapılan şey. Dedi aynı zamanda ben kendisini destekliyorum dedi. Herhangi bir hatası varsa vesaire falan olsa bile dedi. Hatası olsa bile dedi. ...biz onu dedi hoş görürüz dedi. Sayın, Sayın Erektağ, aklamış olsa bile... ...hukukçular onu dinlemeden... Yani. ...Oslo müzakerelerini tabii, tabii. yapıyor olabilirler. Han, <gülüyor> <gülüyor> eğer Oslo meselesi sızmasaydı... ...ve bu süreç başarıyla tamamlansaydı... ...dünya istihbarat tarihine geçecek... ...bir başarı örneği olacaktı. Evet. Orada ben bir yanlışlık görmüyorum. Ben yani, de görmüyorum evet. Dolayısıyla Oslo görüşmesinin kendisini... ...yargılama konusu yapmak... ...bir defa hukuken de sakıncalı bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı... ...terörü bitirmeye azmetmiş bir taraftan güvenlik güçleri terörle mücadele ederken diğer taraftan e, arka kanalları, istihbarat kanallarını işleterek terör örgütünü yönlendirmeye, kontrol altına almaya çalışıyor. Zaten eğer Oslo görüşmeleri sorgulanıyorsa o zaman başbakan da sorgulanır. Değil mi? E, oraya da Görevi yani görevli olan. Yani. Sayın Hakan Fidan da diyecek ki bana başbakan görev verdi. Efendim şimdi bir teşkilat var. Yani bir, bir örgüt var. Beş seneden beri bu işi hükümete anlatmak, bu istikamette yürümek için gayret ve sarf ediyor. Ben biliyorum, yani çok açıklayamıyorum bu konuları ama bu sayın. Bugün Taner kimse kimse açık konuşmuyor. Taner zamanında oldu bu bu iş. Çok gayret sarf etti bu işe. Çok temasları oldu. Ondan sonra hükümeti bunu kabul ettirdi. Sayın Ondan sonra hükümeti bunu kabul ettirdi. Ve efendim bu işi aldılar, bir noktaya getirdiler. Bu şekilde bu iş, bu sorun çözülebilir efendim. Müzakerelerle. <laughs> Müzakerelerle efendim. Ve ellerinde çömlek patladı. ...şimdi bu tabiatıyla çok büyük bir sarsıntı yarattı... ...bir şok yarattı... ...o kısım orası... ...hala bu işin müzakere yoluyla çözümleneceğini... ...bunun dışında yapılan efendim... ...bütün bu çatışmanın vesaire... ...boşa gittiğini düşünüyor... ...böyle bir izlenim var onlarda... ...hayal kırıklığı mı? ...çok büyük bir hayal kırıklığı var tabiatıyla... ...ve tabiatıyla aynı zamanda... ...tabii bunu işi kim sızdırdı vesaire filan denildi... ...türlü türlü... ...hatta denildi ki bir takım spekülasyonlar yapıldı... Milli İstihbarat teşkilatı içinden birileri bunu yapmıştır vesaire falan dendi ama bunu sızdıran PKK belli. Çünkü onlar onlar bu şekilde hükümete karşı bir avantaj sağlamak istiyorlar kendilerine. Yani işte biz efendim %95 vesaire falan denildi ama hükümet bir şey yapmadı. Ya getiriyorlar. Doğru. Bakın esas itibariyle esas de tam, Sayın Erlektaş çok özür dilerim. Ben de tam bunu konuda bu Oslo görüşmelerini eğer PKK sızdırdıysa Miti zor durumda bırakmak, devleti zor durumda tabii. bırakmak için. Aynı şekilde KCK'dan tutuklu bulunan avukatların ifadeleri de miti zor durumda bırakmak için, devleti zor durumda bırakmak için bu noktaları taşımak için saptırılmış ifadeler olabilir, olamaz mı efendim? Olabilir, tabii yani olabilir. ben mesela olabilir Oslo konusunda Sayın Elektadan ayrıldığım nokta, ben dikkat edersen Sayın Elekta, orada Oslo görüşmelerinde internete sızdırılan kayıtta PKK'ya yakın bir siteye veriliyor. Ve orada PKK amblemlerini çağrıştıran bir şeyler var. E, şeyin en girişinde. Dolayısıyla bence bu tipik bir istihbarat taktiğidir ve ben Oso görüşmesini üçüncü bir gücün sızdırdığı kanaatindeyim. Çünkü tam Sayın Başbakan'ın Mısır seyahatinin ilk günü hatırlarsanız. Yani çok enteresan bir dönemdi o. Neyse onu bilemiyoruz evet. artık kim sızdırdıysa. Ama en çok kimin işine yarıyor bu? PKK'nın işine yaradı. En evet, çok kimin işine? Şey... Yani, yani işte so Fransızlar da derler şaşır yapam. Yani <laughs> dedektiflerden. Nihat Ali Bey'in hani... bir itirazı var. Şimdi bu en çok kimin işine yarıyor sorusu her zaman bizi doğru yere götürmez. Tehlikeli bir soru. Kimin için fazla kimin için kimin için işe işine yarıyor dediğinizde bir olgu birden fazla insanın işine yarayabilir. Her bir parça bir için daha fazla anlam taşır. Evet. Dolayısıyla evet. ben böyle bir şey niyet etmezseniz ama başka birinin işine yarar. Dolayısıyla böyle bir soruya soruyu sorup hemen cevabı buldum diye üzerine atlamasak gitmek, iyi evet, olur. Evet, doğru. <laughs> şimdi Peki. Ben şimdi hatta... ben bu noktada başka bir konuya geç. Bu bağla, sadece bir bu cümle söyleyecektim. Mesela o dönemde Sayın Hakan Fidan daha MİT müsteşarı değil. Bana göre o görüşmenin kaydedilmiş olması dahi bir istihbarat kusurudur mesela. Tabii. Yani bir milli istihbarat teşkilatımız böylesine önemli bir görüşme yapıyorsa gittiği mekan itibariyle bu mekana e, davet sahibi itibariyle ve mekanı kontrol edenler itibariyle mesela böyle bir ihtimali yüze sıfırlaması gerekirdi. Bu, mesela bunları da şey yapmak lazım. Şimdi çok özür dilerim. Ya yani bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu çatışmaların çözümü 1990'lar sonrasının en moda, en popüler, en light konularından birisi. Şimdi burada bu müzakere teknikleri, müzakere ederken farklı kültürden insanların birbirleriyle güven tesis etmesi. Bunlar çok önemli bir konu. Yani karşınızdakiyle güven tesis edemiyorsanız onunla meseleyi, konuyu dönüştürerek belli bir noktaya buluşturup bir ortak çözüm bulmanız mümkün değil. Şimdi burada bire, yüz yüze görüşmek, birebir güven terkin etmek önemli. Dolayısıyla da şimdi bu internete sızdırılan konuşmaları hangi iklim, hangi psikolojik arka plandan yapıldığı penceresinden iyi bakmak lazım. Yani mesela onu bir çatışmaların çözümü dersinde iki farklı tarafı temsil eden grubun birbirlerine nasıl güven telkin etmek için meseleyi nasıl profesyonelce yaklaşıyorlar diye gösterirseniz bence iyi bir metin. Onu söyleyeyim yani hiç orada şunu da söylemiş olabilirim çünkü... Ama Kar karşı taraf ikna etmeye çalışır. Ama o cümlelerden vatana ihanet yani, şeyleri ya, çıkartırsanız da e yani yani şimdi şöyle zaten başarırsanız sessiz kalırsınız. İşte başaramazsanız böyle adamı ihanetle suçlarlar. Bu da işin mesleğin profesyonelliğin bir parçası ama şey için söylüyorum samimi olarak söylüyorum. Yani onu açık baktık şimdi çünkü oradaki niyetler karşı taraf ikna edeceksiniz, ona bir güven telkin etmeniz lazım. Şimdi Faruk Bey'in söylediği gibi arkadaşlar kusura bakmayın üzerinize arayacağız görüşmeye de öyle gireceğiz. Derseniz zaten 3 sene 5 sene içerisinde kurmaya çalıştığınız güveni bir anda bitirirsiniz. Ya vay sen bana güvenmiyor musun? Yani sonuçta böyle bir şey çıkar. Yani bu terör örgütüyle Ya şimdi ya PKK'lar bu... sizin üstünüzü arayacak, siz onun üstünü arayacaksınız. N Nihat Ali Bey, bir terör örgütüyle e, görüşmenin riski midir bu? E tabii ki riskidir. Çünkü niye? Çünkü böyle bir müzakere bakın şeyde bile yani İngiltere'de, başka yerlerde dünyadaki bütün örneklerinde bu iş Abartmıyorum, onlarca yıl sürer. Yani bu lineer bir şey değil, böyle doğrusal olarak gitmez. Görüşürsünüz, sonra bir kriz çıkar, tekrar Yine, gidersiniz. Tekrar. tekrar çıkar, tekrar ilersiniz, böyle gider. Bizde de mi böyle gidecek? E, tabii ki, yani eğer politik olarak böyle bir niyetiniz varsa, Varsa. bunu yol olarak seçtiyseniz böyle gidecek. Yani. Yoksa ilk çıkan krizde görüşme kesilmez. Hayır, Siz o söyle. politik karar, politik karar alıcının kararı, o benim kararım değil. Yani sonuçta. 50 tane habur yaşayacaksınız, 20 tane silvan olacak, 15 tane Oston'un interneti sızdırılması yaşayacak, yaşanacak. Sonra belki eğer hala ısrarcıysanız bunu bir yere doğru götüreceksiniz. Bu tamamen politik karar alıcının kararıyla ilgili bir iş. Bunu yöntem olarak seçtiniz mi seçmediniz mi? Bunu yola seçerken de bütün bunları yaşayacağınızı bileceksiniz. idrak bir, bir ederek. itirazım var Sayın Özcan'a. Bir defa Oslo görüşmesini kim kaydetti o daha tam belli değil. Bizim tarafın kaydetmiş olması kuvvetle muhtemel. Çünkü gelip Sayın Başbakan'a bunu briefing olarak not olarak vermeleri lazım. Diğer taraftan e, diğer taraf kaydettiyse ya da üçüncü bir güç dışarıdan uzaktan bunların hepsinin Sayın Özcan bence tedbirinin alınması gerekir. Yani biz elbette görüştüğümüz insana ya üstünü arayacağım falan diyemeyebiliriz ama yani bu böyle bir risk e, üstlenilebilir mi? ya Böylesine önemli bir görüşme yapıyorsunuz ve Orada mesela bu davet sahibinden istenebilir. Orada mekan bir mekan var. O bakımdan bence bu minimize edilmeliydi. Yani karşı tarafın ki o da belli değil. Kaldı ki yani o görüşmedeki öteki tarafın mı üzerinde kayıt cihazı vardı onu da bilmiyoruz daha. Efendim bir kere görüşüyorsanız karşınızdaki kişilerle mesela İsviçre'ye yoladılar <laughs> birisini. İsviçre'de efendim karşı taraftan birisiyle görüşecek. Bir kere görüşecekse o belki kaydedilmez. Ama bu iş eğer kurumsal bir hale girmişse bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere yapıyorsa o zaman zabut tutulur. Anlaşır taraflar birbirleriyle. Çünkü... Terör örgütüyle de mi? E, tabii tabii tab, tab, yani onun dahi olması lazım. Şimdi Terör örgütü ama karşınızdakilerle efendim devamlı olan müzakere yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki altıncı görüşmeyi de yapacağız diyorsunuz. Altıncı görüşmeye hazırlanıyorsunuz. Yani o zaman bir yerde bir yerde zabut tutmak lazım. Peki şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum ben. Ee, o da şu, eğer Mitle, Mited yönelik olarak KCK'nın ve PKK'nın içine Mit sızdı ve bu sızan Mit elemanları e, bir takım kirli işler yaptılar, suç kabul edilebilecek işler yaptılar diye bir iddia dile getirildi getiriliyorsa, bu dile getirildiği andan itibaren de hemen devletin terörle mücadele ederken e, yaptığı bazı provokasyon iddiaları da gündeme taşınıyor. Ben Ümit Özdağ'a bunu sormak istiyorum. Bu tartışmalar bu provokasyon iddialarını da tetikledi. Yani falanca eylem acaba MIT tarafından mı yapıldı? Yani bir devlet provokasyonu muydu? Çünkü e, PKK çevreleri bu devlet e, provokasyonu cümlesini çok kullanıyorlar. Zaman zaman da bazı olayların bir devlet provokasyonu olduğu da açığa çıktı. E, şimdi bu tezi güçlendirir mi bu tartışmalar? bizim yaptığımız ya da şu anda yaşanılan tartışmalar MIT'le e, polis arasındaki bu Hı. gerginlik, bu gerilim. Evet. Ahmet Bey yani ben bunun üzerinden bir spekülasyona girmek istemem. E, çünkü bilmiyorum somut bir olay e, olsaydı belki üzerinde tartışırdık ama biraz önce söylediğim hususun altını çizeyim. Eğer bir terör örgütünün içine eleman sokuyorsanız ...veya bir e, araba çalanından e, sonra örgütün içine araba eleman sokuyorsanız... ...o elemanınız örgütle birlikte araba çalar. Yok araba çalmazsa e, iki gün sonra kendisi sen polis ajanı mısın diye... E, ...gırtlağına binerler ve diğer operasyonlar yürümez. Burada amaç nedir? Örgütün bundan diğer operasyonlarını gözlemek, onlara hakim olmak bilgiler vermek ve önleyici istihbaratın zeminini oluşturmak. Şimdi genel ilke budur. Ha, milli istihbarat elemanları da KCK içinde PKK içerisinde e, suç işliyorlar mıdır? İşle, bilmiyorum ama lazımdır diyorum. Yükselmeleri gerekiyorsa, Anladım. kilit noktalara gelmeleri gerekiyorsa. Bence bunu e, Sayın Özda e, bunun ölçüsünü bunun dışındaki her şey bunun bu, ölçüsünü dünyanın hangi süper gücünü, hangi süper savcısını, hangi süper polisini getirirseniz getirin. Ee, bu evet. elemanın suç işleyip işlemediğini, yaptığının bir istihbarat faaliyetini evet. aşıp aşmadığını tespit ettiremezsiniz. Ben de aklımla, fikrimle, Çok zor. izanımla bunu söylüyorum. Yani böyle bir şey Çok yapılamaz. Zor. Araba e, çalan bir çetenin şey içine adam sızdırdığınızda adam o evet. adamın araba çalmasını değil de ya da o örgütün faaliyetlerini öğrenmek için araba çalmasını çalmasıyla başka maksatlı araba çalmasını nasıl ayırt edeceksiniz Dünyanın hiçbir süper gücü hiç ya savcı bunu belirleyebilir mi? İksajan olayı var. Mehmet Bey buyurun konuşsun ben söyleyeyim. Tabii ben orada bir Mehmet Bey'din diye Tabii orada net olarak şöyle bir yöntem var. Olması gereken yöntem şudur. Bakın hem örgütlü suçlarda ajan provokatör olarak örgütün içine eleman girer hem de istihbarat faaliyetlerinde örgütlerin içine istihbarat elemanı girer. Yani istihbaratın direkt personeli olarak, haber elemanları olarak değil. Onun dışındaki yani muhbirleri kastetmiyorum. Burada bunun ölçütü şudur. Eğer istihbarat elemanı veya ajan provokatör yapmış olduğu eylemleri kayıt altına alıyor ve sorumlu amirlerine bunu yazılı olarak raporluyorsa bunlarda kendisi görevi niteliğiyle bunları yapmış olur. Eğer bunları kayıtlı olarak veya sözlü olarak amirlerine arz etmiyorsa, üzerlerine bunu rapor etmiyorsa, yapmış olduğu faaliyetleri sıralamıyorsa, bunlar sonradan farklı birimler tarafından, farklı diyelim ki bu operasyonlarla ilgili konuşayım. Diğer sanıklar tarafından bunlar söyleniyor da bunların ifadeleri açıkça konuşalım. MIT'in içinde raporları yoksa yapılan bu faaliyetler o zaman işte bu sınır burada başlar, burada biter. Bunun sınırı MIT tabii ki orada elemanını sokar. Ee, Ümit Hocam kesinlikle doğru söylüyor. Yani siz e, isparat elemanı olarak girdiğinizde orada saksı çiçeği değilsiniz ki. Onlarla beraber hareket etmezsiniz. Zaten sizi bırakın onu ajanlıktan öldürürler. Hiç gözünüzün dışına bakmazlar. O nedenle bunlar bu suç faaliyetlerine katılıyorlar. Buradaki suç faaliyetlerine katıldığında yapılan eylemler rapor altına alınması lazım. Ben bunu görevim kapsamında yaptım diye bunu belirtilmesi lazım. Peki, bunlar kayıtlı değilse, bütün arşivlerinde bunlar yoksa demek ki kayıt dışı yapılmıştır. Mehmet Bey, bilmediğim için soruyorum. Siz bunu e, hangi kıstasa göre, hangi ölçüye göre söylüyorsunuz? Yani MIT yasası mıdır bu? Nedir bu söylediğiniz? Yani mutlak surette hayır, raporlanmalıdır. Hayır. Yani Bir evrensel kural mıdır? Nedir? Onu tam anlamak istiyorum. Şu, şu nedenle Sayın Hakan eğer bir şeyi belgelerseniz bu sizi korur. Yapmış olduğunuz eylemleri. Burada MIT'in iç yönetmenini bilmiyorum. Nasıl arşivlenir, nasıl yapılır? Bunu hukuken MIT'in kanunlarını bilerek söylemiyorum. Ama siz bunu zabıt altına aldığınız sürece, kayıt altına aldığınız sürece yapmış olduğunuz eylemi üstlerinize teyit ettirmiş olursunuz. Yani bir ajan Kabul da yapmış olursunuz. Bir mı yaptı? Sorumluluğunuzu üstlerinize. Mehmet Bey bir ajan yaptığı işi kayıt altına alır mı? James Bond yaptığı eylemi kayıt altına alır mı yani bu? Ev, eve gelince yazıp üstüne rapor eder. Öyle mi? E tabii şimdi mesela e, bakın, O zaman Sayın Hakan, Hakan, elemanı... raporla. Hı. Sayın Hakan, eğer İstihbarat elemanı yapmış olduğu eylemleri raporlamazsa, üstlerine bilmezse üstleri buna nasıl hesap soracak? Ne yapayım, yapmış olduğu işlemlerin, kendi başına yapmıyor ki bunu. Üzerinde amirleri var, onların bilgi ve talimatları çerçevesinde yapıyor. Onlarla beraberce hareket, hareket ediyor. Eğer onların izni dairesinde yapmıyorsa, onların bilgisi dairesinde yapmıyorsa, bunu raporlamıyorsa zaten kendisi istihbaratından, kendi teşkilatından bir şeyler gizliyor demektir. O nedenle bunun mutlaka raporlaması yapılmak zorundadır ki yapıldığını ben düşünüyorum. Ama bunu e, mitin yasalarına dayanarak söylediğim bir laf değil bu. Bunun tek hukuken çözüm olabilecek tek yolu budur. Bunun dışında hangisi suçtur, hangisi değildir, bunun sınırı nereye kadardır? A, bunun sınırı suç işlemeyle başlar. Suç işleme aşamasında suç işlemeye azmettirme, yani ajan provokatörü de özellikle bu tartışılır. Kişiyi suç işlemeye me azmettiriyorsunuz, me bize sorumlu musunuz, değil misiniz? Bir dakika. Nihat Ali Bey ne diyorsun? Şimdi yani, e, kuvvet kullanma ya da güç kullanma konusunda meşruiyeti sağlayan nedir? Hukuk sisteminizdir. Yani yasalarını size böyle bir yetkiyi verir. Şimdi yasa yapıcılar ya da devlet geleneği ya da devlet yapısı dünyanın her yerinde bu tür işleri öngörmüştür. Çünkü hayatın olağan akışı içerisinde devletler böyle işler yapar. Yani örtülü operasyonlar yapar, istihbarat toplar. Şimdi bunun da bir hukuki olarak düzenlemesi vardır. Yani bizim ceza yasamızda da var. Ne o? Devlet sırrı kavramı. Şimdi savcı e, mit MİT müsteşarını çağırdığında diyelim ki o da buna icabet etti gitti. Ona bir soru sordu. O zaman Hakan Fidan'ın söyleyeceği kusura bakmayın bu devlet sırrı kavramına girer dediğinde savcı meseleyi hakime aktarıyor. Hakim de tek başına dinliyor bunu zabıt katibiliği olmadan. Devlet sırrı. Evet. Neden devlet sırrı diye bir kavram koymuş hukuk şey kan, yasa yapıcı? Çünkü sonuçta devletlerin hayatında bu türlü örtülü operasyonlar vardır. Bu örtülü operasyonlar da hukuka uygundur. Niye? Çünkü hukuk bunu tanımlamıştır. Onu zaten belirleyecek olan, ölçecek olan, biçecek olan hayatın olağan akışı içerisinde hakimdir. Hakim altından çıkamıyorsa bu işin büyük ihtimal o zaman bir bilir kişiye ya da bu işi bilen birilerine soracaktır. Ya bu iş bu profesyonellikte böyle mi gider, böyle mi gitmez diye. Ve ne yapacaktır? Onunla ilgili e, gerekli olan şeyi, e, o işten başkalarının zarar görüp görmemeceği konusunda falan da bir karar verecektir. E, dolayısıyla da e, burada istihbarat örgütlerinin yaptığı işler tabii ki yargısal denetime tabidir. Ama ona da çok sıkış bir takım şartlar getirilmiştir. Yine istihbarat örgütlerinin yaptığı işler parlamenter denetime de tabidir. Yani parlamento komisyon ama biz böyle bir şey. Ya göreceğiz Türkiye, yani Cumhuriyet, ileride yavaş yavaş yani. yani şu iki genel olarak parlamenter demokratik sistemlerde istihbarat örgütlerini dengeleyerek götürürsünüz. Yani bir tane tek istihbarat örgütüne bir işi bırakmazsınız. İki tane, üç tane olur. Onları aynı zamanda birbirleriyle kontrol ettirirsiniz. Yani bu hayatın olağan akışı. Çünkü öbür türlü verirseniz inanılmaz bir güç elde edecektir hele günümüz dünyasında. Günümüz dünyasında ve bunun İyi niyetli suistimal edilmeden rakipleri elimine etmek için kullanmayacağında garantisi yok. Peki ben size bir şey soracağım. Şükrü da bu soruyu sormak istiyorum. Dünya tarihinde mesela CIA'nin başındaki adam oradaki herhangi bir özel yetkili savcı tarafından ifadeye çağrılmış mıdır? Ya da İngiltere'de MI6'ın in başındaki adam... Böyle bir vaka var mıdır? Yani... Hatırlayamıyorum. <laughs> Siz böyle var mı? Şey Siz var mı böyle bir şey? Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri de başkanın özel imzasıyla başka ülkelerin devlet başkanına suikast düzenleyebilirsiniz. Başkanın bu yetki zaman zaman verir, zaman zaman da alır. Tamam. Şimdi yani bu hukuka uygun mudur? Bunu Amerika'da da tartışıyor. Ciddi olarak tartışıldı. Hukuk sistemi içerisinde de tartışıldı. Hayır, ben hiç görmedim Şimdi... böyle bir... İstihbarat ya başındaki, adamı, ya, başındaki adam ya savcı şiş. ifadeye çağırıyor falan böyle. Şimdi Bir, yani bir örtülü operasyonu, bakın bir istihbarat örgütünün bir operasyonu. Örtülü operasyonu, gizli operasyonu, CIA'nin yaptığı bir operasyon. Amerika'da bir yargı konusu olmuştur. Yargı konusu oluyor, bunu biliyoruz ama o başı belli, sonu belli bir bir faaliyettir. Değil mi Sayın Elekta? Efendim tabiatıyla öyle. Yani devletin istihbarat örgütünün başındaki kişinin böyle bir savcı tarafından alenen e, efendim, çağrılması, gel ifade ver KCK'dan bir de yani. Evet, evet KCK'dan <laughs> Şimdi... dolayı tabiatıyla bu o örgüt üzerine gölge düşürür. Şimdi o kişi yok. üzerine gölge düşürür. Şimdi kamuoyu bunu tartışır ne şaibesi var diye. Yani o bakımdan bunlar olacak işler değil. Yani bu işin arkasında altında çok büyük efendim böyle alttan alta efendim bir takım çekişmeler, öfkeler, aynı zamanda da biraz önce belirtmiş olduğumuz ideolojik yaklaşım var aynı zamanda. Peki. Şimdi bir ülkenin istihbarat örgütü de profesyonel yanlışlar yapabilir. Şimdi zaten kriminal bir takım şeyler yapıyorsa, bireysel suçlar işliyorsa, mesela bir organize suç örgütüne giriyor, kaçakçılık, rüşvet bilmem ne, zaten onu yargılıyorsunuz. o konuda bir konu Onu başbakanın vermiyor. iznine de tabi değil. Ya, yani, o, yani o tür işler. Adamın profesyonel başarısızlığı, profesyonel yetersizliği, kapasite yetersizliği varsa, bunu temizlemek, mevsimi geldi diye temizlemek savcının ya da yargının işi değil. Hı. Bunu temizlemek, kalitesini yükseltmek, işi rayına sokmak siyaset kurumunun işi. Ve de tepesindeki adamın işi. Ya siyaset kurumu da zaten bu için birini getirirsiniz ya da yaparsınız, değiştirirsiniz o onun profesyonel yeterliliğini ya da içindekini düzeltir. Bunu düzeltirken tamam, de, öyle. Tamam, de bazı var. kurumlar davul zurna eşliğinde yapılmaz. Yani MIT müşteşarlığına herkesin resmini internete adını bilmem neye koyarak bu işler yapılmaz. Mesela Geçenlerde gene benzer bir yanlış yapıldı. Bana göre sorarsanız ne yapıldı? Savcı Erzincan'da jandarma İl jandarma komutanlığı istihbarat şubesine baskın yaptı. İstihbarat şubedeki bilgisayar kayıtlarını aldı. Erzincan'da jandarma'nın istihbarat elemanı olarak kullandığı 150 kişiyi anasının adını, nüfus kaydını, vatandaşlık numarasını, sıra numarasını, köyünü, evin adresiyle internete koydu. insanlar. Hedef. Ya yani oradan. Şimdi ya olacak iş mi? Şimdi yani Erzincan Jandarması'nın 150 tane haber elemanını internette var listesi. Afişe etti yani. Gazeteler bastı boydan bayağı. Yani şimdi ya oradaki jandarma yanlış yapmış olabilir. Jandarmadaki subay da yanlış yapmış olabilir. Ama, Ama yani, elemanların ne suçu var? Yani 150 tane ya akıllı alacağı bir iş değil. Şimdi aynı mesele dönüp döşüp buraya da gelecek. Şimdi buradan Hakan'la başlayan iş bir müddet sonra göreceğiz. Mitte şu adam şunu yaptı, bu adam bunu yaptı, resimler şundan. Yani varsa yanlış, profesyonel yetersizlik bunu düzeltecek olan siyasi otoritedir. Bence bu mesele yargıya bu bo boyutuyla yani hırsızlık, yolsuzluk bilmem ayrı bir mesele. Bu boyutuyla gitmeden bunu düzeltmek lazım. Çünkü şimdi bölgesel gücüz diyorsunuz. Bir eski genel başkanınızı terör örgütü lideri olmaktan içeri tıkıyorsunuz. MİT müsteşarınız KCK ile bağlantılı dava açıyorsunuz. Ya şimdi yani bence ülkede yaşayan dışarıda yaşayanlar anlamakta zorluk çekiyordur yani böyle bir şey. Evet dışarıdan bakan bir kişi yani bu işlerden anlayan Türkiye'yi takip eden bu durumu görünce Türkiye'de işler kontrolden çıkmış der der değil mi der, öyle der. Der. Tabii ki. E, biz ya biz çünkü Amerika'ya bakın İngiltere'ye in söylediği gibi efendim bu işin e, siyaset kurumu tarafından halledilmesi lazım Sayın yani demek istediği şey şu esastı böyle onda bu iş bakan katında halledilmiyorsa her başbakan katına gider o iş orada efendim halle olur. Demin sorduğunuz bir soru var orada ben de bir düşüncemi ifade edeyim. Dediniz ki istihbarat hizmeti gizli bir faaliyet bunun sınırı nedir? Tespit etmek çok zor savcı bile tespit edemez. Mehmet Özcan Bey bir raporlama diye şöyle şimdi, bir ölçü koydu. Bakın şöyle şimdi mesela Sayın Özcan da dedi ki çağırdınız dedi MIT mensubunu savcı bile devre sırrını öne sürebilir hakim tek başına dinler. Ama benim bildiğim kadarıyla istihbarat özgürlüklerinin kendi iç mekanizmalarında kurallar çok serttir. Yani gizlilik öyle tolere ediliyor. Mesela hatırlayın bir yardımcı istihbarat elemanı meselesi vardır. İstanbul'un kullanacağı bildiğim kadarıyla bir yardımcı istihbarat elemanının kaydı emniyet genel müdürlüğünde falan tutuluyor. Mesela Hrant Dink hmm. olayında hatırlarsanız Erhan evet. çıktı ortaya. Mesela Erhan aslında kendisi de kabul ediyor. Kendisi bir yardımcı istihbarat elemanı ama niye yargılandı? Görev aşımı suçlamasıyla. Mesela Yeşil olaylarına falan bakın hep. ...raporlamışlardır. Yaptığı, yani ne demek istiyorsunuz? Mehmet Bey'e katılıyor musunuz? Raporlanmalı mı? Hayır, bu i̇stihbarat faaliyetinde raporlama kesindir zaten. Raporlama olmadan. yani Çünkü yargıya intikal eden... ...dosyalardan biz bunu biliyoruz. Çünkü zaten görevin gizliliği gereği siz bir zırh altındasınız. Bir de ben hiçbir şey rapor etmem yazmam. Bu e, şey değil. Mesleğin doğasına uygun değil. Tamam. Peki e, Sayın Özda, Ümit Özdağ'a dönmek istiyorum. E, bu tartışmalara... Hı. ...baktığımız zaman... E, ...devletin... Hı hı. En önemli istihbarat teşkilatının başındaki kişiyi KCK suçlamasıyla, KCK ile ilintili bir soruşturmada ifadeye çağırmak... E, ...kamuoyu nezdinde az önce Sayın Elektağ'ın söylediği gibi çok büyük bir zaaf, zaafa işaret etmez mi? Yani dev, devletimizin güvenliğini teslim ettiğimiz, istihbaratımızı teslim ettiğimiz kurumun başındaki kişi... Devleti yıkan bir örgütün yıkmak üzere çalışan bir örgütle ilgili bir davada ifadeye çağrılıyor. Böyle bir şizofrenik bir şey ve kamu vicdanını da yaralayan bir durum değil mi bu tablo? Şimdi idarenin bütün eylemleri hukuk devletinde yargının kontrol altındadır. Bunu, bu, bunu tespit edelim. Ama öte yandan bazı şeyler vardır ki devletin bunu kamuoyuna ifşa etmeden kendi içerisinde çözmesi gerekir. Bütün makul devletler de bu işi böyle yaparlar. Bugün Türkiye bir bölgesel savaşa doğru sürüklenen bir coğrafyada ve bu bölgesel savaşın bir nolu aktörlerinden bir tanesi olabilecek durumda iken bu ülkenin yani Türkiye'nin istihbarat servisinin başındaki kişinin düşüneceği şey savcılıkta vereceği ifade değil, Suriye'de, İran'da nelerin olacağına odaklaşmak olmalı. Bundan dolayı tabii ki dışarıdan bakıldığında Türkiye'deki yaşanan sürecin çok sıkıntılı olduğu ifade edilebilir. Ama bundan önce başka sıkıntılı şeyler de oldu. Yani Milli istihbarat kadar önemli olan bir başka istihbarat ve örtülü operasyon birimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bunu düşünemezsiniz. Özel kuvvetlerin, biliyorsunuz kriptolu odasına girildi. Kimse bir şey söylemedi. Ne dedik? Dedi ki eğer buraya giren kişi, bu devletin ağır ceza hakimliği makamına getirdiği kişi ise girer. Hukuk devletinde bu olur. Meselenin yani böyle bir hukuki boyutu var. Ama bir de meselenin siyasi boyutu var. Onun için ben Peki. tekrar ediyorum. Bu konu keşke hukuk alanına yansımadan siyaseten çözülebilecek bir boyuta hükümet tarafından taşınsaydı veya önümüzdeki günlerde dilerim hükümet tarafından taşınır ...ve ortaya başka sorunlar çıkmaz... ...ama anlaşılıyor ki... ...ama anlaşılıyor ki... E, bu ...ben de bu programda e, öğrendim... E, ...Mete Antivitra... ...geçmiş... E, ...bu sadece bir ifadeye... ...çağırma değil... E, ...eğer ifade edilenler doğruysa... E, ...onun da ötesinde... ...daha kapsamlı bir sürecin... ...habercisi oluyor... E, ...ben bundan dolayı... ...ortaya ne çıkar... E, ...bilmem ama tekrar dünyanın Suriye'ye yönelik veya batı dünyasının Suriye'ye yönelik bir operasyonu hazırladığı bir dönemde Türkiye'nin bu operasyona büyük ölçüde eklemlendiği bir dönemde bir bölgesel iç çatışmanın iç savaşın çıkacağı bir dönemde Türk devlet mekanizması, Türk güvenlik mekanizması daha çok bu noktaya odaklanma imkanını bulmalı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Mehmet Baransu gazeteci Mehmet Baransu bitiriyoruz artık. Bir şey soracağım. Bugün iki MIT elemanı tarafından takip ediliyormuş. Biri kadın, biri erkek. E Baransu polise şikayet etmiş bu şahısları. Polis de bunları yakalamış ve bu şahısların MIT elemanı olduğu ortaya çıkmış. Çok tuhaf bir şey değil mi bu da? <laughs> Böyle bir olay Yani değil bu değil mi? şahıslar hakikaten eğer MIT elemanıysa ve Öyle İstanbul ]miş. MIT bölgesinin elemanlarıysa çok tuhaf bir durum. Yani o zaman Mehmet Baransu'nun yazdığı bu haberler dolayısıyla ise eğer o biliyorsunuz Uludere olayıyla ilgili MİT'e bir takım suçlamalar yaptı. Vallahi MİT tibit. yönetimi eğer Mehmet Baransu'dan bir maruzatı varsa yargıya vermeli. Böyle gazeteci takip ederek çok yanlış. MİT yani. elemanları gazeteci takip eder mi Sayın Eren çok, çok garip bir şey tabiatıyla. Baransu'yu ben de okuyorum, o, takip ediyorum taraftan. E, tabii o meydan okuyucu bazı şeyler söyledi. Ya değil mi? Türkiye'nin en yüksek makamlarına oturan kişilere hitap etti. Falan. Şimdi tabiatıyla böyle bir şey olunca bu bahsetmiş olduğum olayla meydan okumayla birleştirilecek. Yani Tabii. onun için yararlı Peki. değil yani bu işler. Buradan Peki. çekinmek lazım. Peki çok teşekkürler. Bugün zor bir program yaptık. Ümit Özdağ işaret etti işin zorluğuna. Çünkü istihbarat faaliyetleri, özellikle faaliyetler, Böyle mit e, güvenlik güçleri, savcılar karşı karşıya nazik bir konu. E, ben her şeyi açık açık sordum. E, katılan konuklar da kendi sorumlulukları çerçevesinde cevaplar verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Zihin açıcı açıklamalar yaptınız. E, elinizden geldiği kadar. E, hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Bir yararı olmuş olabilir. Bazı makamlara bazı mesajlar gitmiş olabilir. Yani bu işe el atmak konusunda. Umarız, umarız. Hoşçakalın.